İyi akşamlar sayın izleyiciler. Yine bir Mürekkep Tamlalar programında tekrar birlikteyiz. Bu akşam son 200 yıldır insanlık tarihine, insanlık hayatına önemli yer tutan bir mesele, bir konu üzerinde duracağız. Gerek devletlerin, gerekse bazı olayların ve edebiyat özelinde de bazı şair ve yazarların, hatta bazı eserlerin, kitapların Yazılış yıl dönümleri, ölüm ve doğum yıl dönümleri, bir kurumun, bir ülkenin kuruluş yılları ve seneyi devriyelerinin kutlanıldığı anıldığı bir süreçten bahsediyoruz. Dediğimiz gibi modern zamanlarda ortaya çıkan bu süreç bugün de devam etmekte çeşitli vesilelerle hayatımızda yerini almaktadır. Tabii biz işin daha çok edebiyat boyutunu bu akşam üzerinde duracağız. Yani yazarların, şairlerin doğum ve ölüm yıl dönümlerinde yapılan anma törenleri üzerinde konuşacağız. Bu tabii hem edebiyat tarihi açısından hem edebiyat kanunu açısından hem de edebiyat sosyolojisi açısından çok önemli bir konuyu, konunun uzmanı, konu hakkında bu zamana kadar yapılmış en önemli çalışmayı ortaya koyan İbrahim Öztürkçü ile beraber gerçekleştireceğiz. Öncelikle kendisine hoş geldin diyorum. Hoş bulduk Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Tabii bu konuyu İbrahim İbrahim'e, İbrahim, e, İbrahim Bey'e çalıştıran, Tez konusu olarak veren, ve oldukça başarılı bir çalışma ortaya çıkmasında katkısı bulunan Turgay e, Anar'dan da söz etmemiz gerekiyor. Meslektaşım Turgay e, Anar'ın danışmanlığında yapılmış e, bir tez. E, geçtiğimiz günlerde Ben Giderim Adım Kalır Yeni Türk Edebiyatı'nda ihtifaller başlığıyla Ötüken yayınları arasında okuyucuyla buluştu. Ve e, hakikaten de alanında e, bu zamana kadar böyle tek tük yazıların çıktığı bu konuda oldukça e, oylumlu bir çalışmaya da kavuşmuş olduk. Evet Turgay sen de hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ne? Teşekkür ederim Nasıl hocam gidiyor? siz de iyisiniz. İyiyiz tabii. yarın biliyorsun bütün üniversitelerde sınavların son günü. Evet hocam. Onlarla uğraşıyoruz. Gelecek hafta da e, Onların okunması ve ilan edilmesi, arkasından da bütünleme süreçleri, hepimizin dertleri herhalde aynı. Evet, sınav bitmez hocam, hayatta <laughs> bitmez bir sınav. Tabii. Evet. Bitmez. Ee, evet, bu ilginç konu hakikaten. Biz terminolojik olarak buna e, ihtifal diyoruz ama seyircilerimizin bu ihtifal e, kelimesini çok duyduğu söylenemez. Yani çok bilinen bir kelime olduğu, halk arasında yaygın bir kelime olduğu söz konusu değil daha çok anma törenleri yani evet. bir hadisenin bir olayın bir az önce de söylediğim gibi bir yazarın doğumu ölümü üzerine onun sevenleri tarafından tertip edilen seneye devriye törenlerinden bahsediyoruz. Ee, öncelikle böyle bir konu e, nereden aklınıza geldi? Yani böyle bir konuyu çalışmak e, nasıl ortaya çıktı? Kimin düşüncesiydi? Bazen hocalar e, öğrencilerine konu verir. Ama günümüzde e, daha çok öğrenciler hocalara e, test çalışmaları sırasında, yüksek lisans doktora çalışmaları sırasında konular teklif eder. O konulardan bir tanesi üzerine çalışılır ve yoğunlukla da böyledir. Aslında da olması gereken de budur bana göre. Bunun bir hikayesini öncelikle bir sizden dinleyelim. Böyle bir çalışma, İbrahim Beyden, İbrahim böyle bir doktora düzeyinde çalışmanın elbette hem ilham, hem konu belirleme, hem de ortaya çıkış süreci oldukça ilginç olsa gerek. Yani öncelikle bu soru tabii kıymetli danışman hocama teşekkür için de bir vesile teşkil edecek Bu açıdan da ben cevaplamak isterim. Ee, açıkçası modern edebiyatın doktora bağlamındaki konu çalışmaları aslında öğrencilerin en çok takıldığı ve önemli bir merhalede olduğu için akademik düzlemde bununla ilgili ciddi kafa yorulması gereken ve bir boşluk doldurması ya da üzerinde çalışılmış bir konuyu çerçevelesini genişlettirme babında yapılacak çalışmaları kapsıyor. İlham kaynağı aslında hocamın kendi doktora çalışması diye söyleyebilirim. Çünkü hocamızın e, mahfiller konusundaki çalışması bir taraftan e, edebiyatçıların bir araya gelip konuştukları, söyleştikleri ama aynı zamanda e, ömür defterini kapatmış, biyolojik yaşamı sona ermiş şair ve yazarların şiirlerinin kritik edildiği, konuşulduğu da bir mekan olması hasebiyle çok önemliydi. Kanonik tarafına da hocamız e, Türk Edebiyatı'nda ilk defa değerli toplu ve derinlemesine ortaya çıkardığı için o konunun mütemmimi mahiyetinde törenler ve edebi merasimler aslında e, hocamızın ilham kaynağı olduğu bir meseleydi. Hocamız da böyle bir konuyu bana teklif etti ve güvendiği için e, ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Çerçevesi son derece geniş, e, ciddi bir araştırma ve çalışma süreci gerektiren bir konuydu fakat e, üstesinden gelmeye elimizden geldiği kadar e, çalıştık. E, dediğim gibi e, mahfiller kanon, aynı zamanda kanonun sürekli ve süreksizliğini bir daha tartışmaya hocamın kaldığı yerden devam etme mahiyetinde edebi ihtifaller ve merasimler güzel bir konuydu. Bizim de ilgimizi çekmiş oldu. İhtifale bir de jübileye eklemek suretiyle hocam biraz daha genişletmiş olduk, yükümüzü artırmış olduk ama doğrusu ben çok keyif aldım çalışırken. Evet oldukça keyif verici bir çalışma olduğu kesin. Yani özellikle gazete taramalarında sıklıkla karşımıza çıkan bir konuydu bu ama ilk defa değerli toplu bir şekilde e, siz bütün yönleriyle bu e, çalışmanızda e, ortaya koydunuz şimdi şey de söyleyebilirim hocam tabii. ekleme e, olsun diye İbrahim Bey e, sağ olsun çok e, geniş bir literatür taraması yaptığını söyleyeyim e, yani bu bir test kitabı değil aslında. Neden olmadığını da anlatayım. Şöyle, biz e, akademik olarak zaten bir çalışmayı yürütmüştük. E, i̇htifal ve Jübileler diye Yeni Türk Edebiyatı'nda İhtifal ve Jübileler başlığıyla bu çalışma tamamlanmıştı. Başarıyla geçti jüriden de. E, yani, çalışmanın genişliği şu yüzden önemli. E, bir çalışmayı yapmak demek aslında bir temeli döşemek anlamına gelir. Eğer temel olmazsa o temelin üzerine konulacak e, yapının ayakta durması mümkün değildir. Aslında İbrahim Bey'in çalışması bu yüzden çok çok daha önemli. Çünkü sadece e, incelediği kaynakların bibliografyasına bile baksa e, okurlar. Nasıl bir çalışmayla karşı karşıya kaldıklarını görürler. Sadece bibliyografyası bile 100 sayfayı geçiyor. Evet. Bu bize aslında şunu söylüyor. Bu çalışmayı özellikle çok uzun bir sürede değerleyip toplamanın bile zor olduğu bir devirde, bir zamanda, bir çalışma sürecinde bunun üzerine bir eser ortaya koymak, bina etmek bu çalışmanın niteliğiyle ilgili izleyicilerimize bir fikir verir. Fakat bence çalışmayı değerli yapan şu, akademik olarak zaten bu bir tez. fakat bu tez test aynen kitaplaştırılmadı. Benim özellikle bu türden önemli ve başarılı edebiyat tezleriyle ilgili temel kıstasım şudur. Evet bu çalışmalar akademik bir tez olarak önemli bir ağırlıklı bir üslup çalışmasıyla akademiye hitap eder. Fakat bizim uğraştığımız konular bu konuyu merak eden okurlar tarafından dili dolayısıyla bile zaman zaman okunmazlığa gömülüyor. Pek Gidiyor. Çok örnekte olduğu Pek gibi. Pek çok örnekte olduğu gibi. Bu yüzden ben İbrahim Bey'den şunu bir daha rica ettim. O da zaten aynı fikirdeydik. Çalışma tez olarak kabul edildi fakat bunu bir, bu konuyla ilgili hiçbir bilgi sahibi olmayan bir insana anlatabilecek bir tarzı anlatmamız lazım. Evet. Bu yüzden neredeyse çalışma kitap haline gelirken bir daha üzerinden geçildi. Üslup kontrolleri yapıldı. Bu da tabii ki editöryal hizmet de çok önemli. Evet. Yayın evinde bu anlamda tebrik etmek lazım. Hem bu yapıldı hem de aynı zamanda okunabilecek içine görseller dahil edildi. Bu, bu çalışma bu yüzden önemli. Fakat içerik açısından bence önemli olan taraflarından bir diğer yanı da şu. Biz hep edebi hafıza diye bir şeyden bahsediyoruz. Aslında çalışmanın Belki de en önemli ayaklarından bir tanesi, işte bu edebi hafıza nasıl oluşturulur? Hem evet. geçmişte nasıl oluşturulmuş? Ama aynı zamanda aktüel zamanda insanlar bu edebi hafızayı oluşturmak için ne yapmışlar? Nasıl yapmışlar? Bunu yaparlarken hangi kişiler, kurumlar, e, dergiler, olaylar, olaylar, eserler, eserler <laughs> bunun içinde evet. dahil olmuş, buna müdahil olmuş. Yani aslında ben giderim adım kalar, kalır üst başlığı aslında biraz da o edebi hafızayı oluşturan unsurun neden önemli olduğunu bize anlatıyor. Zaten gerek edebiyatta olsun, edebiyat tarihinde olsun, gerek de tarihte olsun bütün olaylar daha sonraki dönemlerde söz konusu edilmez evet. haklı olarak. O, o ilgili dönemlerin yani daha sonra e, ki e, hayatta önemli o hayata katkı yapacak isimler, eserler yahut olaylar üzerinde durulur. Zaten ben önce onu soracağım. Bu çalışmanın teorik zemini de oldukça güçlü. Evet. Yani hatırlama ve hafıza meselesi üzerinde duruyor. Çünkü nihayetinde ihtifal dediğimiz, anma toplantısı dediğimiz şeyler, o olay yahut o kişi vefat ettikten ya hemen sonra ya da yıllar sonra evet. e, yapılan aktiviteler, etkinlikler. E, ben e, konuyu açarken modern zamanların evet. aslında bir ürünü olduğunu söylemiştim. Yani anma toplantılarının ya terminolojik e, tabiriyle ihtifallerin. Dolayısıyla e, 200 yıllık bu tarihi süreçte e, acaba neden böyle bir şeye? ihtiyaç duyulmuş yani bazı olayların hatırlanması ve bazı edebiyat tarihine ön planda çıkan isimlerin etrafında anma törenleri düzenlenmesi sadece edebiyat has bir durum değil işte işin tarihi boyutu var sosyolojik boyutu var dini boyutu var Dolayısıyla burada bu olaylar kişiler eserler hatırlanırken, bir basit bir hürmet evet. ifadesinden çok daha derin anlamlar içermesi gerekiyor bu aktivitelerin. Bunu da sizden dinleyelim. Yani bu bunlar yapılırken acaba nasıl bir amaç hatta pragmatik bir gaye izlenmiş düşünülmüş? Yani açıkçası biz tezimizi bir bellek meselesi olarak ele almayı tercih ettik. Sizin de belirttiğiniz gibi hocam modern ile geleneğin izini sürmede deneysel bir laboratuvar gibi gördük edebi merasimleri. Yani biz genel olarak edebi merasimler fakat özel olarak anma törenleri ve jübileleri merkeze almak istedik ama evet. edebi merasimler normalde bir bellek meselesi. Bununla birlikte edebi merasimler üzerinden nasıl hatırladığımız ve nasıl unuttuğumuz meselesine de yoğunlaşmak istedik. Kısaca şöyle bir çerçevesini çizmek gerekirse teorik zemininin. Bellek ve hafıza üzerine ilk çalışmalar 19. yüzyılın sonunda başlıyor. Yani 1885 yılında bildiğim kadarıyla ilk eser Herman Ebbinghaus'un bellek üzerine 1885 tarihli. Fakat hafıza, bellek, şuur altı meselesinde ilgilenme, tabii Fransız düşünür Pascal'a kadar gidiyor, Freud'a kadar gidiyor ayrı bir mesele orası ama ilk başta bellek meselesine eğilenler genelde psikanalistler, psikologlar ve fizikçiler, ilahiyatçılar oluyor. Yani edebiyatın eline geçtiği dönem 19. yüzyılda ağırlık kazanmaya başlıyor ki bunun miladını Dürkeyim'le, Bergson'la yapmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü bireysel bellek gibi kolektif belleğin varlığını da ilk bize temas eden ve önce olarak bildiren Durkheim. Durkheim'den sonra bu meselenin Bergson'la birlikte daha genişlediğini, daha sonra Marius Harvex, Erik Hausbaum'a kadar ilerlediğini biliyoruz. Çerçeveyi genişleten birçok araştırmacı ve sosyolog var, psikanalist var. İşin bize bakan tarafını da şöyle değerlendirmek gerekiyor kanaatimce. Hatırlama dediğimiz şey zaten anma töreni adı üzerinde anmak bir tezekkür. Fakat bunun çerçevesi nasıl yapılacak çok dağınıklık arz ettiği için bizim asıl ilgilendiğimiz mesele bununla ilgili. Yani e, bireysel bilinç gibi kolektif bilinç neyi ne zaman hatırlıyor? Çünkü hafıza dediğimiz melekede bir seçicilik var, bir ayıklama var. Yani Dua bizler ama. de her şeyi olduğu gibi hatırlamıyoruz zaman içerisinde bir takım. Tetikleyici unsurlar, teşvik edici unsurlar meydana geldiği zaman. Fakat toplumların hafızasına ulusal inşa bağlamında modern <laughs> anlamda girişi de tabii ki Fransız ihtilalinin ortaya koyduğu bir realite. Paul Conerton'un dikkat çektiği bir husus var. Belki de Fransız ihtilali konusunda ıskalanan şeylerden bir tanesidir. Fransız ihtilalinde anımsama olduğu için bir reaksiyon gelişmiştir. Yani aslında bir hafıza meselesidir. Hafızanın tetikleyici unsur yönüdür. Dolayısıyla toplumların yeniden bir şeyi kurmak için geçmişten gülerak, güç alarak geleceği inşası ulusal modern monarşilerden ulusala geçişteki realitenin bir parçası haline gelmiş oluyor. Ulusal bilincin nasıl inşa edileceğine dair neler yapılacağına dair. Çünkü kültürel bellek ekonomi kadar, siyaset kadar, politika kadar ulus devletleri ilgilendiren ciddi bir meseleye dönüşüyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani bu hatırlama, geçmiş olayları elbette seçilen örnekler ışığında hatırlama bir devletin bir meşruiyet biçimi haline de geliyor. Yani yahut meşruiyetini sağlam zemine inşa etme ve gelecek nesillere de bu meşruiyete sahip çıkma, birinci kazandırma anlamında söz konusu. Yani aslında bu dediğinizi teyit için kültürel bilimci Yan Asma'nın güzel bir teorisi var. Bütün uluslar ve toplumlar bir köken ihtiyacı duyar. Evet. Yani meselenin kritik ve nirengi noktası da aslında burası. Bunu Asman kültürel bir teori olarak şöyle bir zemini oturtuyor. Uluslar geleceklerini inşa ederken bir geriye dönük prospektif ve retrospektif diye bir kavram ortaya atıyor. Geriye dönük e, meşruiyet aramak isterler. Geleceğe de yönelik ebediyet aramak isterler. Bunu inşa etmek için de sembollere ihtiyaçları vardır. Semboller bazı olaylar, şeyler, seramonik olaylar olabilir. Ulusal marşlar bunun bir parçasıdır. Bayramlar, dini gelenek, e, bütün bunlar size ulusun bilincini toplumsal ve kolektif bir bilince dönüştürmenize imkan sağlar. Evet. Dolayısıyla bunlardan faydalanmak için geçmişin gücünden faydalanarak hazır günü, aktüeli inşa etme, geleceğe de yön verme mekanizması. Tabi burada gözden kaçırılmaması gereken ince bir nokta var. O da şudur, iktidarlar tabiatları gereği kamuoyunun ve yönetilenin bilincine ve hafızasına ipotek koymaya çok meraklıdır. Asma bunu gasp olarak söylüyor. Biraz sert bir söylem aslında ama... Biraz sert evet. <laughs> e, o, kamuoyunu yönlendirebilmenin için hafızasına sahip olmanız ama lazım. Ama şunlar devletlerin doğal yapısından gelmiyor mu? İsterse imparatorluk olsun, ister modern evet. ulus devletler olsun. Hep tebaayı e, kontrol edilmesi gereken, kontrol e, edilmesi, yönlendirilmesi gereken bir unsur olarak e, değerlendiriyor düzen açısından. Evet. Ya homojenliği yani de, sağlamak, homojenliği için. sağlamak e, özellikle açısından. yani Birinci Dünya Savaşı'nın bununla çok etkilidir. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bildiğimiz dünya o farklı anlamlarla karşımıza çıkıyor. Çünkü şöyle bir durum var Birinci Dünya Savaşı'nda e, devletler askere gönderecek gençleri bulmak konusunda zorluk yaşıyorlar. Çünkü o kadar fazla insan e, ölüyor ki. Bir e, devlet, bir ulus devlet cepheye göndereceği gençleri tırnak içinde söyleyelim avlayabilmek için özellikle bu türden geçmişten güç alarak bir düzen, bir sistem kurmaya çalışıyor. Özellikle bu yüzden de cephe gerisi Birinci Dünya Savaşı'nda çok anlamlıdır. Özellikle ulus devletler bu yüzden propaganda faaliyetleriyle askere gidebilecek gençleri Orduya katılsınlar diye özel reklam kampanyaları düzenliyorlar. Evet. O mesela Amerika'nın ünlü işte ben seni istiyorum Amerika için o şapkalı e, I abimiz. Want to, I want to. You. Evet, evet. Ben seni istiyorum isimli o e, reklamın amacı da aslında bu türden bir propagandist gayedir. Hmm. Fakat e, hafıza İbrahim Bey çok güzel söyledi. E, bir milleti bir ulusu e, yeniden inşa edebilmek. Özellikle sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan ulus devletleri için çok anlamlı. Evet. Eğer bir ulus ortaya çıkması isteniyorsa, bunun için ulusa örnek gösterilecek insanlar, olaylar, durumlar, eserleri vermek gerekir. Evet. Hafızayı oluşturabilmek de işte bu türden e, anma törenleriyle anlamlı hale geliyor. Yani evet. tarih geçmişe doğru genişletiliyor. Evet. Bir kök aranıyor yani belki de. Evet ya yani Mesela işte e, Cumhuriyet sonrasındaki Türk tarih tezini de bu evet. bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Muhakkak. Etilere, Sümerlere e, dayandırma e, çabası. Mesela e, 19. yüzyıl ör, örneği olarak, 19. yüzyıl Osmanlı yaşantısından örnek olarak e, işte padişahların doğum gününün kutlanmaya başlanması. Evet Daha önce olmayan bir şey, modern bir gelenek. E, padişahların e, tahta geçtiği, Seney sene-i devriyelerin kutlanması. Arkasından Abdülhamit döneminde Söğüt'teki törenlerin, Ertuğrul Osmanlı Gazi. Devleti'nin kuruluş törenlerinin devlet tarafından başlatılması da aslında bizde modern geleneklere işte o bir hafıza oluşturma yahut hafızayı ihya etme, ve topluma bunu kabul ettirme amaçlı elbette devletin sürekliliğini, sağlamlığını, ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulama açısından ilk akla gelen evet. örnekler arasında bunları da kabul etmemiz gerekiyor. Evet ama şu da var, bizde bu anma törenlerinin gerek işte şey zaten devam ediyor. Yani Osmanlı'dan şey 19. yüzyıla başlayan veladet törenleri yani padişahların Hı. doğum törenleri tahta geçiş dönemlerinde yapılan törenler. İkinci meşrutiyet sonrasında yani 1908 sonrasında ciddi anlamda bir gelenek icadı anlamında bir patlamanın yaşandığını da Söylemek Söyledim. gerekiyor. Acaba bu ikinci meşrutiyeti diğer öncesinden ayıran özellik neydi de bu dönemde böyle bir adeta bir ihtifal, adeta bir Patlama. anma töreni patlamasına şahit olduk? Ya açıkçası ben tezin vesilesiyle ve bu çalışma vesilesiyle öğrendiğim ilginç şeylerden bir tanesi Tanpınar'ı tekrar keşfetmek oldu. Yine mi Tanpınar? Diyenler hı hı. olacaktır ama yine Tampınar Çok garip bir şekilde e, Türkiye'nin e, demin bahsettiğiniz ikinci meşrutiyetten sonra ve özellikle Balkan Harbi'nden sonra bir kimlik kriz ve kimlik buhranı olduğuna ilk işaret edenlerden olduğu için Tampınar olduğunu özellikle zikretmek isterim. Hatta e, Mahur Beste de Behçet Efendi'ye şöyle bir cümle söyletiyor. Hepimiz diyor e, Freud ve Bergson'un yaşadığı bir çağın çocuklarıyız. Onlar bize insanın sırrını ve başarının sırrını insan hafızasında aramakta olduğunu öğrettiler. Yani Hı. hafıza sorunsalına, milli şuur sorununa, kimlik krizine ilk değinenlerden olduğu için önemsiyorum. E, Trumpnar e, ülkemizin ve bizlerin yaşadığı şuur buhranının temelini Balkan harbinden sonraya e, başlatıyor. başlatıyor. Sebebi de şu, demin hocamız bahsetti. E, Osmanlı tarihi bünyesinde ise yaşanan büyük çalkantılar, savaşlar, ihtilaller, fırtınaların hiçbirisi. Balkan harbi sonrasından başlayıp Kurtuluş Savaşı'na geçen süreçteki kadar keskin, evet. yıkıcı, travmatik, travmatik ve trajik değil. Dolayısıyla burada artık e, kimliklerin, milletlerin e, sarsılmaya başladığı, e, manevi psikolojik yıkıntıların ağır olarak hissedildiği bir toplumu artık bir şekilde hafızasını tamir etmeniz gerekiyor. Tamir edebilmek için de e, geçmişe müracaat ediyorsunuz, geçmişten güçlü figürleri çünkü. Anma töreni demek sembollerin inşası demek, simgesel bir şeyler icat etmek demek. Dolayısıyla ondan öncesinde demin belirttiğiniz gibi sadece Abdülhamit dönemindeki monarşinin getirdiği ve kendisinin sıkı disiplininden kaynaklanan sebeplerle törenler ve insanların duygudaşlığını bir arada yansıttığı arenalar sadece Culus merasimleri, mevlid beviiler, Nebeviler, Nebevi törenleri ve Ertuğrul Gazi törenlerine münhasır. Hmm. Onun haricinde herhangi bir içtimaya zaten devlet erki ve hükümranlık zaten izin vermiyor. İkinci meşrutiyetten sonra o aslında nispi özgürlüğü sınırsız özgürlük gibi algılayan bir topluma dönüşüyoruz biz. Evet. Yani oradaki yayın neşriyatın patlaması gibi törenlerin, insanların o sıkı çemberden kurtulmanın verdiği bir rahatlıkla artık kendilerince yeni şeyleri icat etmesinin verdiği bir özgürlük var. Fakat benim gördüğüm asıl miladı çünkü törenlerin de, fetih törenlerini buna dahil edebiliriz. İstiklali Osmani'yi yani is, is, dahil istiklali edebiliriz. İstiklali Osmani mesela, evet. Osmanlı'nın e, kuruluş e, yıl yıldönümünün Yıldönümü, evet. ilk defa, e, hemen bir şirket evet. sonrasında başladık. Yani başladı müracaatlar 1909'dan itibaren başlıyor. Kim ve de belki konuşacağız. Evet. İhtifacı Ziya Bey, bu işin önderi, teorisyeni, organizatörü, lokomotifi diye nitelendirebileceğimiz önemli bir figür, önemli bir hizmeti var bu alanda. Ee, onun müracaatlarıyla başlıyor. Fakat bunun demlenmesi bir kıvama erişmesi için 1911'i beklememiz gerekiyor. 1911'den sonraki bu tören salgınları yayılmaya başlıyor. Ee, benim görebildiğim kadarıyla bireysel olarak şair ve yazarlar için yavaş yavaş bunun farkındalığı artmaya başlıyor. Bu zamanda ki kitabımızda da ortaya koyduğumuz şeylerden bir tanesi buydu. 1908 yılında aslında Namık Kemal e hatırlanıyor. Evet. Yani edebiyata da bir taraftan girmiş olalım ee, ve. Namık Kemal için bir tören düzenleniyor, Talebe-i Hukuk Cemiyetinin öncülüğünde. Dolayısıyla o özgürlük unutulanları tekrar hatırlamak için aslında bir fırsat zemini oluşturmuş oluyor. Ya, sonrasında da tarih hadiseler. 1908 sonrasında toplumu yeniden biçimlendirme çabası. İkinci meşrutiyet. Yahut, evet, evet, ikinci meşrutiyet sonrasında yeni bir ulus, yeni bir millet e, yaratma çabasının sonunda e, bu törenlerin bu geleneklerin icat edildiğini pekala söylememiz mümkün. Yani aslında bu işin teorisyenleri de bunu söylüyorlar. Yani evet. bir anma töreni ve hafıza nasıl bir araya gelebilir? Neden insanlar böyle bir şey için bir araya iletişim kanallarının duygudaşlığı olduğu bir alan? Bunu şuna dayandırıyorlar. Bir şeyin hafızada temellendirebilmesi için bir birincisi ta orta çağa kadar giden aslında bir felsefe bu. Birincisi hatırlanan şeylerin bir organize bir düzen içerisinde olması. İkincisi hatırlanan şeyle ilgili katılan bireylerin bir duygusallığının, duygudaşlığının olması. Üçüncüsü bunların e, belirli sembollerle ifade edilmesi. Yani sembole döktüğünüz şeyler zihinlerde karıcıdır. Bu sembol müzeler olabilir, bayramlar olabilir, marşlar olabilir, törenler olabilir, tarihi anıtlar evet. olabilir, e, heykeller olabilir, resimler olabilir. Bunlar birer semboldür. Ve sonuncusu ise bizim aslında ihtifalimizi ilgilendiren mesele de tekrara dayalı olması. Evet. E, ee, malum bunlar bir tekrar zinciri oluşturuyor zaman da zaten hocamızın e, ihtisas alanı olan kanona dönüşmüş oluyor. Hocanızın baskısını o kadar hissetmeyin. Rahat olun. <laughs> sağ yani, olsun. E, hiç, hiç hissetmedim. <laughs> Referansımız tabii, evet. hep hocam olduğu için evet. sağ olsun. Tabii tekrar Anladım. önemli. Yani tekrar ede ede aslında bedensel otomatiğe dönüşmüş oluyor. Zihinsel e, zihinlere yerleşecektir. O işin haklılığı, gerekliliği ve bir duygu oluşturacaktır kitleler etrafında tek bir tane yapılmış olması anlam ifade etmiyor. Tekrar noktası oldukça önemli. İstiklali Osmanlı'da biz bunu görüyoruz. İstiklali Osmanlı sanırım cumhuriyete kadar evet, devam ediyor. Mütareke döneminde bile yani İstanbul işgal edildiği dönemde bile çok küçük ölçekte olsa bile. 24 kur yılında, 1924'e kadar 24'e evet. kadar e ama iyi di milli e, devam ediyor yani 23 Temmuz dediğimiz yani ya da 10 kasıt Temmuz bayramı İstiklali osmanlıdan kasıt şunu anlamak lazım yani osmanlının kuruluşu ey vatandaş yani. ey toplum senin devletin o kadar eski ki yani 1299'a dayanan 1299 tarihine dayanan köklü bir medeniyete sahipsin köklü bir 600 yılı aşkın bir devlete sahipsin ee, ve bu devlet dünyanın önemli devletlerinden bir tanesi. Bu devlete sahip çık. Bilinç aşılama. Bu devlete sahip çıkman gerekir. Yani bu devlet için çalışman gerekir, gerektiğinde canını vermen gerekir, duygusunu vermek. Az önce onu söyledim. Yani bunun bir pragmatik amaççılığı da e, söz konusu bu tarz törenlerin. Yani, e, basit bir hürmet gösterisi, basit bir hatırlamadan Birlikte. ziyade. Öyle toplumda e, karşılığı beklenen. Tabii bunların başarısı da ee, bu tarz törenlerin yahut geleneklerin başarısı da ikna derecesinin yüksekliğine, yüksekliğine bağlı. bağlı evet. Bazıları mesela hiç kabul görmeyecektir. Öyle değil mi? Evet. Yani bakınca pek çok törene, pek çok ıı, hatırlamaya dayalı yahut yeni bir hafıza inşa etmeye dayalı ıı, uygulamalar kabul görmeyecek. İşte Etilere, Sümerlere dayandırma ıı, işte Türklerin tarihini ıı, ...çok dar bir çerçevede kalıp daha sonra da unutulacaktır, bırakılacaktır. Burada şeye de dikkat edilebilir belki. Ee, özellikle bu meşrutiyet sonrasındaki e, ihtifallerin çok anlamlı ve yoğun olmasının sebebi... ...çok kısa bir sürede e, Osmanlı'nın çok büyük toprakları ve toprakları kaybetmiş olması... ...aynı zamanda e, insanlarını, yetişmiş insanlarını kaybetmiş olması ve büyük bir anaforun içine girmesidir. Çünkü özellikle itaat ve terakkinin gücü eline geçirdikten sonra yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi de aslında ortak duygudaşlığı yaratabilmek. Evet. Yani bir millet olabilmenin modern o devrin modernliğini kastederek söylüyorum, bir ortak duyguları paylaşan bireyleri bir arada tutabilmek için. Bu türden merasimleri özellikle icat etmişlerdir. Evet. Yani e, meşrutiyet öncesinde yani Sultan II. Abdülhamit Han zamanında bu türden bir toplantı geleneğinin olmamasının pek çok sebebi vardır ama İttihat ve terakki çok pratik bir e, partidir. E çünkü bunları büyük bir olasılıkla e, Almanlardan öğrenmişlerdir. Ama aynı zamanda Fransızlardan. O e, İttihat ve Terakki mensuplarının e, özellikle Avrupa ülkelerindeki e, gözlemleri bundan etkili, e, bunlardan etkilenmiştir. Yani orada şunları görüyorlar aslında. Bir modern Avrupa devletinde insanlar bir araya neden geliyorlar? Bir araya geldikten sonra ne oluyor? Orada aslında bir hafızanın işte İbrahim Bey'in söylediği gibi e, belli bir periyotta sürekli hatırlatılması insanlara... O ortak duygudaşlığı veriyor aslında. Yani hmm. biz neden birlikteyiz sorusunu bu ihtifaller çok makul bir şekilde söylüyor. Ama bunun yani sadece edebiyat boyutu yok. Mesela e, önemli kişilerle ilgili yapılmış ihtifaller var. Tabii. Önemli olaylarla ilgili yapılmış olaylar var. Yani bu aslında bize şunu söylüyor. Niçin yapılırsa yapılsın burada kastedilen şey o ortaklaşmayı bir e, toplantı geleneği haline getirip insanların sadece duygularına değil aynı zamanda gelecek dünyalarına hitap edecek bir tarihsel e, standardı belirlemeye çalışıyorlar. Şunu da söyleyebiliriz belki siyasi olaylar, tarihi olaylar etrafında e, askeri değerler üzerinden bir müştereklik, ortaklık evet, tesis etme çabası. Yani teferruatta fikir ayrılıkları olabilir bir toplumda zaten yüzde yüz aynı düşünen bir toplum zaten tahayyül edilemez de en azından farklılıklar olsa bile asgari zeminde bir araya gelebilecekleri bir ulus düşüncesinin burada e, yansımasını Bunun elbette görürüz. En görürüm. güzel örneğini yani İstanbul'un fethi e, ihtifallerini e, şey yapmak getirebilmek gerekir. Kim çalışmıştık gerekir. Ki Evet e, Sayın Ali Şükrü <laughs> hocamız güzel bir makale yazmıştı zaten bu konuyla evet. ilgili. Bizim yani, de ilham kaynaklarımızdan evet, biriydi Bu, as bu önemli aslında. Çünkü bu sayede o e, milleti değerli yapan dönüm noktasını icat edip oraya bir e, noktayı koyuyorsun ve oradan sonra tarihi başlatıyorsun. Mesela işte e, belki Türkiye'de pek çok kişinin zihninde şu olabilir. Yani İstanbul'un fethi törenleri 1454'ten itibaren kutlanıyordu. Yani 1453'te evet. fethedildi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir fethedildi. şey yok ama <laughs> <Evet. gülüyor> ama bakınca gerçekte böyle bir şey yok. Gerçekte e, bu törenler e, işte 1911 yılında çok küçük ölçekte ama 1914'te devlet erkanının da katıldığı görkemli ve bir program dahilinde e, kutlanması ve sonrasında da cumhuriyete kadar da e, kutlanması söz konusu. Daha sonra da, da 1953'te yani İstanbul'un evet, fethinin 500, 500. yılında muazzam bugünkü evet. törenleri de hatırlatacak şekilde kutlanmaya başlanması söz konusu. Dolayısıyla hani övünüyoruz da İstanbul'un fethi diye o törenlerin o fethin kutlanmaya etrafında tören oluşturulma ve ortak bir hafıza meydana getirme çabaları da modern zamanlarda 20. yüzyılda başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Hatta e, mehter takımı mesela. Mehter geleneği. Evet. Yine e, pek çoğumuzun aklında şu vardı. Bu mehter marşları işte ta Osmanlı işte Fatih zamanında, Kanuni zamanında bir şey oluşturulmuş. <laughs> e, marşlar. E, mehterin mehteri ikinci e, Mahmud Mahmut kaldırır. Yani mehter müziğini ikinci Mahmut yasaklar yerine e, batılı tarzda e, askeri bandoyu getirir. E, mehter'in ihyası yine ikinci, i̇kinci meşrutiyet sonrası. Evet. Mehter'in mehter takımının ve müziğinin ihyası da e, yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Muhtar Paşa'nın müze müdürü Hı. Ahmet Muhtar Paşa'nın gayretleriyle bu törenlerde hem İstiklali Osmanlı törenlerinde hem de Fetih törenlerinde fotoğrafları görmüşsünüzdür. Hep e, hatta Darülfünün talebeleri evet. E, yeni çeri kıyafetleriyle, otantik yeni çeri kıyafetleriyle bu törene e, katılarak adeta tarihi yeniden canlandırma, yani izleyenlerin nazarında yeniden canlandırma e, gayreti içerisinde olurlar. Son olarak mehter etrafında bugünkü marşlar da ikinci meşrutiyet sonrasında bestelenen marşlardır. Ulus devletinde inşa edenlerden bir tanesi, bayraklar, tabii, marşlar, tabii, tabii. Evet. kaşınmaz simgelerden bir tanesi. Evet bu törenler deyince aklımızda çok e, önemli bir isim. Pek çok kişinin bilmediği ama evet. bu törenleri Türkiye'de e, başlatan hakkını yememek lazım, hatırlamak gerekiyor. Yani e, unutmamak gerekiyor hatta. E, önemli bir isim söz konusu elbette yaptığı işle de anılan ihtifalcı Mehmet Ziya Bey. Evet. Kimdir ihtifalcı Mehmet Ziya Bey? bundan söz edebilir miyiz? Evet. Aslında bir tarihçi. Evet. kendisi Mevlevi muhibbi. Lise yıllarından itibaren Mevlevi dergahlarını gezmiş zaten. Bursa'dan Konya'ya seyahat de zaten böyle bir seyahatin neticesi Mevlevi muhibbi. E, fakat e, Galatasaray Lisesi de mezun, son derece muktesebatlı, geniş, Fransızca ve İtalyanca'yı çok iyi biliyor. Latince'ye, Arapça'ya, Rumca'ya vakıf, çok donanımlı bir şahsiyet. Tarih bilgisi de çok geniş. E, fakat e, zaten 1912 yılındaki yapmış olduğu Şeyh Galip İhtifali ki Şeyh Galip İhtifali'nin ilk olmadığını biz e, tezimizde ortaya koymuş olduk. Ondan öncesinde Namık Kemal İhtifali ve 1547 yılında yine Ziya Bey'in makalelerinden öğreniyoruz ki aslında dünyaya ihtifal geleneğini armağan eden Osmanlı devleti. Yani bu kendimizi kayırma gibi bir şey ama bilimsel bir araştırma olarak söylüyorum. O da şey, 1547'de Sinecak Yusuf hı hı? Yusuf Sinecak'te adına yapılan e, ihtifali kadırdani diye ifade ediliyorlar. Bunu Ziya Bey kendisi makalelendirdiği ve bu işin müessisi ve organizatörü olduğu için ortaya koyduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hı. Çünkü dünya edebiyatlarında ihtifal ve anma geleneği Shakespeare'de başlatılıyor. David Garrick 1769 yılında Shakespeare günleri diye bir şey inşa ediyor. Hı hı. Birkaç gün Shakespeare anılıyor. Yani genelde literatürde 1769 yılında dünyaya bu geleneği İngilizlerin armağan ettiği Shakespeare üzerinden armağan ettiği söylenir ama Ziya Bey'in araştırmalarından öğreniyoruz ki aslında bu bir mevlevi geleneğinin devamıdır 1547 yılında inşa eden. İhtifacı Ziya Bey bir millet ve tarih hayranı. Çok donanımlı bir şahsiyet olmasına rağmen, düşük ölçekte bir memur olmasına rağmen kendisini ikinci meşrutiyetten sonra özellikle bu işe adayan önemli bir figür. 1908 yılından itibaren ikinci meşrutiyetten hemen sonra meclis-i mebusana teklifler veriyor ve diyor ki biz ulusumuzu simgesel olarak temsil edecek şahsiyetlere ve olaylara ait günler ihdas edelim. Bu günler ihtisas etme meselesine bir parantez açmak gerekiyor. O da şudur. 19. yüzyılda e, genellikle büyük şairler, dünya edebiyatlarına mal olmuş büyük şahsiyetler romantik algı üzerinden topluma empoze edilmeye çalışılıyor. Yani işte Bazzak'tan Victor Hugo'ya kadar, Dante'ye kadar bunlar e, romantik algıları üzerinden toplumun kabul edeceği figürler haline dönüşüyor. Fakat ulus devlet inşa sürecinden sonra şunu görüyoruz ki biz ulus devleti şahsında sembolleştirecek tekil dehalara ihtiyaç duyuluyor. Yani Shakespeare'in e, vefatından 300 yıl sonra kendisine bir anıt dikilmesi bunu gösteriyor. Yani 300 yıl neden yoktu da bir anda hatırlandı? 1860'lar sanırım dikilmesi. Ölümü daha da eski. Çok eski. E, Ona rağmen e, demek ki uluslar ulus devletler e, kendi biyografisini ulusal düzeyde temsil edecek büyüklüğe sahip. Eserlerinin popüleritesi olan ve milletinin toplam prestij değerini kendisinde ve bünyesinde barındıran şahsiyetler inşa edilerek toplumsal söylemin onlar üzerinden aktarılması gibi bir şeye, buna tekil dehalar, onların mua, prestijlerinden faydalanma bir gelenek haline alıyor. Muhtemelen e, Fransızcayı çok iyi bilen, Fransız kültür ve edebiyat ve tarihine son derece iyi, iyi vakıf olan Ziya Bey, e, bu figürlerin aslında ulusların travmalarını tamir etmede, milli bilinci yeniden inşa etmede nasıl bir etkiye sahip olduğunu fark etmiş olmalı ki ikinci meşrutiyetten hemen sonra bu tarz günlerin ihtiyasına kendisini adıyor. O günden vefatına kadar da bu meselenin takipçisi oluyor. yani İstiklali Osmani, İdi Milli, Sokullu Mehmet Paşa ihtifalleri, Barbaros Hayrettin Paşa ihtifalleri, Fatih Sultan Mehmet Fethi ihtifallerinin hemen hepsinde İhtifalci Ziya Bey'i organizatör olarak görüyoruz ki ihtifali Milli Heyetinin de aynı zamanda reisidir. Daha sonra bu cemiyetler halinde başka büyük şehirlere de sirayet etmeye başlıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar kesintisiz bu bilinçle hareket edip hemen her organizatörde imzasını görebiliyoruz. Ziya Bey bir ihtifalci olarak ihtifalinin yapılmamasını da herhalde hayır bir parantez açıp, Evet. talihsiz bir vaka olarak anmak gerekir diye yani düşünüyorum. Burada yaptık bir... işte biraz yani en azından. Evet. Yani Şimdi... En azından <laughs> üç kişiyle <gülüyor> 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 bizi dinleyenlerle Ruhu beraber e, İhtifacı Ziyar Bey de şükranına e, anmış olalım. Çok çok e, önemli olalım. bir şahsiyet. E, hakikaten söylediğiniz çok ilginç. Vefat ettikten sonra hatırlanmamız. Evet. Yani bir milletin e, o dönemdeki ihtiyacı hatırlaması gereken pek çok unsuru o millete hatırlatan gerek kişi bazında gerek olay bazında hatırlatan birisinin sonradan unutulmuş olması bunu senden öğreniyorum İbrahim. Unutulmuş olması da hakikaten bir karamiza evet, e, örneği gerçekten. olarak Ömrünün geçiyor. Ömrünün son dönemlerinde de e, küskün olarak öldüğünü düşünüyorum ben. Yani evet. e, çünkü tekrar Şeyh Galip ihtifali yapmak istiyor 1912'deki ilk ihtifalden sonra 1920'de bir daha yapmak istiyor. Ben evet. Şeyh Galip tecellileri bilgisini merak ediyordum. O evet. demek ki Mevlevilikten evet, e, evet. gelen Lise yıllarından itibaren bir Mevlevi aşığı olduğu için önemli. Yani, ihya etmek evet, istiyor şeyh Galip. Aslında. Yani e, şey hatırlamasa da önemli bir isim ama e, ihtifalcı Mehmet Ziya Bey evet. e, demek ki mütesip olduğu için müntesip. imzalarını da o şekilde atıyor yani bir evet. bir Mevlana gibi bir imza kendisinde icat etmiş makalelerinde onu sıklıkla kullanıyor. Evet ee, önemli bir soru arkadaşlarımız güzel sorular hazırlamışlar. Ee, bu meşrutiyet ve mütareke yıllarındaki iddiat ve terakki e, Merasimleri elbette hatırlama, hatırlatma ve hafızalara işleme, zihinlere işleme e, maksatlı faaliyetler Cumhuriyet'e nasıl intikal ediyor? Yani aynı ile mi intikal ediliyor yoksa bazıları bırakılıp e, yerine yenileri mi e, konuyor? Yani Açıkçası ikinci meşrutiyetten sonra öncelikle bir parantez açmak isterim. E, tarihi figürlerden hep bahsettiği konumuzda edebiyat olduğu için. 1912 yılında Ahmet Mithat Efendi, sonrasında Recaizade Mahmut Ekrem'in, Ebu Ziya Tevfi'nin ölümünden sonra ihtifal geleneği edebiyat sahasında canlanmaya başlıyor. Fakat Fikret'le birlikte bir milada dönüşüyor. Çünkü Fikret'in muhibbanları, arkadaşları ve dostları bu geleneği yaşatmak için özel bir gayret sarf ediyorlar. Onu özellikle belirtmek isterim. Burada biz tabii özellikle incelerken bu işe de çok ciddi kafa yorduk. Çünkü şunu gördük. E, i̇kinci meşrutiyetten sonra e, yayılan ihtifal geleneğinin, anma törenlerinin başta Cumhuriyet döneminde korunduğunu, e, zaman içerisinde bir kısmının elenerek e, belki tasfiye edildiğini, daha sonra yenilerinin icat edildiğini gördük ki, bütün siyasi erklerin ve oluşumların zaten genel temayülüdür bu. E, biz o yüzden bu bölümü başlık içerisinde okurlarımız e, okudukları zaman, kitabı inceledikleri zaman görecekler, hatırlama, Uzlaşma ve siyaset diye üç bölümde inceleme geleği duyduk. Çünkü geçmişi yok sayarak geleceği inşa edemezsiniz. Elbette. Aktüeli de oluşturmak için evet yeni bir söylem geliştirilebilir. Fakat bu yeninin arkasını doldurabilmeniz için mutlaka gelecekten güç devşirmeniz gerekiyor. Geçmişten. Geçmişten güç devşirmek gerekiyor. Burada şöyle ilginç bir örnek verebilirim mesela, spesifik bir örnek olduğu için Cumhuriyet'e intikalinde mesela. E ikinci meşrutiyet sonrası ortaya konulan en önemli bayramlardan bir tanesi İyi Milli denilen 10 Enteresan, Temmuz evet. ya da 23 Temmuz bayramı ki bu bayram meşrutiyetin ikinci meşrutiyetin ilanını e, kapsıyor. İkinci meşrutiyetin ilanı büyük bir coşkuyla bayram e, havası içerisinde mekteplerin, esnafların, loncaların dahil olduğu çok görkemli bir seremonik niteliği var. E, teşrifata düşkün bir millet olduğumuz için bunu da çok iyi ...yapmasını biliyoruz zaten. İnsan ee, seyretmeyi sever. <gülüyor> hali, <gülüyor> seyir toplumu... Seyir temaşı... Ritüeller ülkesi diye tanımlara da... ...sığdırıyorlar bizi zaman zaman... ...şark toplumlarını. Ee, burada şöyle ince bir mesele var. Mesela 1922 yılında... ...dikkatimi çekmişti. Ee, 23 Temmuz İdi Milli olduğu için... ...10 Temmuz olarak da kullanılıyor ama... E, ...Miladi karşılığı Temmuz, 23 Temmuz Romi. olduğu için... Evet. E, ...23 Temmuz olarak kullanılıyor... 1922 yılında iki bayram yan yana kullanılmış, kutlanmış. 23 Temmuz'da İyidi Milli, Osmanlı'nın devamı olan ikinci meşrutiyette bağışlayan bir bayram. 24 Temmuz'da Sulh Bayramı, Lozan Sulh Bayramı olarak kullanılıyor. Evet. Arda arda. Yani e, fakat zaman içerisinde 23 Temmuz birkaç yıl sonra düşüyor. 24 Temmuz Lozan. yoluna devam ediyor. Hmm. Yani e, bu tarz spesifik örnekler var ya da İlk başlarda Mevlidi, Mevlid-i Nebevi günlerinin çünkü Mevlid-i Nebevi geleneği özel bir parantez açmıştık kitabımızda ve çalışmamızda. Sultan 1. Ahmet'ten, 2. Selim'den, 1. Mahmud'dan itibaren ta kökenleri 13. yüzyıla kadar gidiyor. mevlid Nebevi törenlerinin ve iktifallerinin Hazreti, Hazreti Peygamber'in doğum yıl dönümün seneyi devriyesini. Padişahlar özel bir itina ile bunun kutlanmasına özen gösteriyorlar. Fakat mesela 1924 yılında şehzade Abdülmecid'in varlığına kadar bunun korunduğunu, aynı itinanın gösterildiğini devlet tarafından devlet tarafından katılımın sağlandığını, fakat 24'ten sonra artık gelenekten düştüğünü çünkü temsil erkeği olan halifenin artık yokluğundan dolayı, mesela başka bir mecra'ya dönüştüğünü, Halk. sivil inisiyatifin Siz. kendi kutlamalarına bırakıldığını görüyoruz. Bunun haricinde fakat Cumhuriyet'in de aydınlanma çağının özellikle 14 Temmuz olduğunu özellikle belirtmem gerekiyor. Yani nasıl ki ikinci Meşrutiyet'in sonrasında bir ihtifal furyasına dönüşen toplumsal olaylarda İttihat Terakki'nin ilham kaynağı Fransız devrimi ve ulusal devletler ise Cumhuriyet dönemindeki yönetimin de ilham kaynağı Fransız devrimi oluyor. Onunla ilgili ilginç makaleler ve söylemler var. 14 Temmuz balosu kutlanıyor mesela İstanbul'da Onun Fransızlar seniz, adına Fransız evet ihtilali. ihtilalinin tarihi hmm. ve o bütün Osmanlı erkanı ve Cumhuriyet erkanı mevcut hayatta olanlar ve aktif olarak Cumhuriyetin yanında bulunanları kastediyorum Şimdi, katılıyorlar bunu biraz açmak lazım bunu evet. Türkiye Cumhuriyeti mi kutluyor yoksa Fransız Türkiye erkenliği? Cumhuriyeti Elçilikte e, Fransız elçiliğinde elçiliği yapılan kutlamaya katılım yani, sağlanıyor anladım. ve burada Bur konuşmacı olarak yer alıyor. Burada Hı. izleyicileri yani görsel hafızalarını kullanmaları için e, ekranı bir iki tane görsel de aslında getirsek arkadaşlarımız e, e, Numaralarını sahaydı. söylersek. E, üç numaralı resimi e, arkadaşlar ekranlara verirlerse bunlar üzerinde evet burada geldi karşımıza bu. Ertuğrul Gazi ihtifalinde evet. e, fakirlere yemek dağıtılırken çekilmiş bir fotoğraf. Şöhte. Evet, bir tarihini söyleyelim çok ilginç. 1895. Evet, Abdülhamid'in Abdülhamid. izin verdiği naide. Evet, bu ihtifallerden önemli bir, bir e, tören. Bir sonraki resime bakalım resim dörde. E, bu da çok çok önemli. Evet. E, İhtifalcı Ziya Bey e, nutkunu irade ediyor Fatih Meydanındaki. Fatih Sultan Mehmet ihtifalinden alınmış bir fotoğraf bu da, bu da çok son derece önemli. Cemal Paşa var orada. Evet, evet. Cemal Paşa da ee, İhtifalci Ziya Bey'i daha yakından görmek gerekirse eğer resim yediği arkadaşlar ekranlara getirirse, İhtifalci Mehmet Ziya Bey 1914 tarihinde çektirdiği bir fotoğrafla karşımıza çıkıyor. Gerçekten de bir ihtifal alma geleneğini Hafızalara nakşeden bir isim olduğu için de özellikle ekranlarda göstermek istedik bunu evet. da. Evet bunu araya gideceğiz. Şunu tekrar ediyorum. İhtifal anma töreni demektir. Evet. Yani bugün belki bu kelimeyi çok sık kullanmıyoruz anlamını bilmiyoruz ama ihtifalin anma töreni olduğunu tekrar etme ihtiyacını duydum. Programımızın birinci bölümüne ayrılan süre <laughs> bitti. E, mürekkep damlaları kısa bir aradan sonra devam edecek. kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Cumhuriyet döneminde yapılan anma törenleri üzerinde duruyorduk. Hemen konuğumuza şu soruyu yöneltmek istiyorum İbrahim Bey'e. Cumhuriyet yıllarında ilk dönemlerde 20'li 30'lu yıllarda üzerinde durulan anma törenleri düzenlenen ve haklarında çeşitli toplantılar yapılan Şahsiyetler, edebi şahsiyetler söz konusu olduğunda hangi isimler ilk sırada geliyor? E, i̇kinci meşrutiyetten sonra aslında Tanzimat neslinin yaprak dökümü e, 1890'lardan itibaren başlıyor. E, tanzimat ve Servet Fünunun yaprak dökümü Tevfik Fikret ile başladığı için e, Cumhuriyet dönemindeki e, vefat eden şair ve yazarlar özellikle Tanzimat döneminden kalan bakiye yazarlardan bahsediyoruz vefat etmeleri neticesinde yakın dostları, sevenleri, e, mensup oldukları e, çeşitli sivil kurumlar onların anılması konusunda öncülük yapıyorlar. Mesela ilk aklımıza gelenler örnek verebiliriz. Fikret'in haricinde Fikret kesintisiz olarak dostları tarafından e, bir kozalak ağı içerisinde periyodik olarak ilk modern alma törenlerinin düzenlendiği şahıs olarak özellikle Tabii, zikretmeliyiz. hatırlamıyorsam yani ölümünden bir sene sonra. Hemen. Hemen. Hatta dört gün sonra. Evet. Yani çok ilginç mesela mesela seneli devriye anlamında söylüyor. Evet, e, seneli devriye anlamında da ilk anılan kendisi oluyor. Fakat e, Zaden'in de dostları tarafından hatırlandığını söyleyebiliriz ama periyodik, ardışık bir gelenek zinciri oluşturacak şekilde fikret kadar etkin değil. Hı. Fikir e, Recaizade Mahmut Ekrem'i genellikle hatırlayanlar da Servet Fünun nesli olarak belirginleşiyor. Cumhuriyet dönemindeki yaprak dökümü Ömer Seyfettin ile başlıyor. Sonrasında 1924 yılında Ziya Gökalp ile devam ediyor. 27 yılında Süleyman Nazif'in, hemen akabinde Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun vefatı söz konusu. Mehmet Rauf 31 yılında vefat ediyor. Ahmet Haşim'in 33 yılında vefatı gibi bir periyodik silsile devam ediyor. Dolayısıyla onları tanıyan, dostluklarına şahitlik eden ve edebi edebiyat tarihindeki yerini, konumunu, doldurduğu boşluğu gören dostları onun anılması konusunda öncülük yapıyorlar. Yani hatırlanması. Hatırlanması ve, ve geleceğe taşınması. Taşınması. İhtifaller aynı zamanda yani anma törenleri aynı zamanda bir e, Peyami Safa'nın güzel bir tabiri var. Edebi otopsinin yapıldığı bir dönem. Hı -hı. Yani bir şair bıraktığı topluma eserler üzerinden, e, biyografisinin kuvveti üzerinden, eserlerin kalitesi, üslubu üzerinden Geç, topluma ne bıraktığını, edebiyat tarihindeki yerine konumunu değerlendirmek için aslında anma törenleri bir fırsat fırsat sunum. konumları. Çünkü Uf o dönemlerde o anma törenlerinin yapıldığı dönemlerde gazetelerde çok yazı çıkıyor. Evet. ilgili şair hakkında hem olumlu hem olumsuz noktada pek çok değerlendirmeler söz konusu. Bu da bu değerlendirmeler de edebiyat tarihi açısından da önemli bir veri sağlıyor. Tamam yani bu nekrolojik yazıların çok e, objektif olduğunu söylemek mümkün değil. Evet. Dostunu kaybeden dostlarının samimi evet. hisleri olduğu için genellikle e, ağıt, mersiye kabilinden oluyor genellikle ama e, özellikle zaman aşımı geçtikçe çünkü Mithat Cemal'in sanırım bir yazısında okumuştum bir olayı ve e, şahsı doğru tahliliyle, eksisiyle, artısıyla değerlendirebilmek için üzerinden bir 30 yılın geçmesi gerektiğini sosyologlara göre de böyleymiş galiba. 30 yıl, 50 yıl. Onları, ya, 30 50 30-50 yılın geçmesi çünkü daha soğuk kanlı, serin kanlı değerlendirmek için bir zaman ve fırsat vermiş oluyor. Cumhuriyet dönemindeki anmaların 1930'lu yıllara kadar bireysel ve küçük çaplı sivil kurumların marifetiyle olduğunu rahatlıkla söylenebiliriz. İlk aklıma gelen mesela Gelibolu Muallimler Birliği'nin namı Kemal için düzenlediği ihtifaller. Yani da bunu kendine vazife adetmiş bir kurum. Ve Namık Kemal'i anmak için çırpınıyor, marife yazılar gönderiyor, bununla ilgili organizasyonlar düzenliyor. Yani ee, neden olu diyecek olursak Namık e, Kemal'in mezarı Kemal orada e, bir dönem de orada gibi e, görevi yaptı. Evet. Ee, ya da dostlarının diyelim mesela en spesifik örnek olarak e, Ömer Seyfettin'in Ali Canip yöntemin gayretleriyle anılıyor olmasını özellikle zikredebiliriz. Ya da Türkçü mahfillerinin Ziya Gökalp'in almasını. 31 yılını milat kabul etmemizin bir sebebi var. Çünkü 1931 yılında ikinci meşrutiyetten sonra çok etkin olan hem sosyal, kültürel, edebi faaliyetlerde öncü kurulan Türk Ocağı'nın kapatılması. O zamana kadar Türk Ocağı birçok faaliyetlerde hatta anmalarda, Fikret anmaları mesela ilk aklıma gelenler Ahmet Hikmet Müftüoğlu anmalarında çok etkin bir kurum. Hamdullah Sufi Tanrıöver'in riyasetinde ve öncülüğünde etkin bir kurum tabii ki. 31 yılında Türk Ocağı kapatıldıktan sonra 1932 yılının hemen Şubat'ında halk evleri ve halk odaları kurulmaya başlıyor ki ihtival ve anma törenlerinin, şair değerlendirmelerinin bu çatılar altında özellikle yapıldığını söyleyebiliriz. İstanbul ölçeğinde sanırım 1932 yılında 17 vilayette 14 yerde açılıyor halk evleri. Bu 1943 yılına gelince 394'e çıkmış oluyor. 262 civarında da bir halk odası yani var. Yani hemen ki hemen Türkiye'ye yayılmış. Türkiye'ye ciddi bir şekilde yayılmış. Dolayısıyla anmaların, törenlerin yapılmasında öncü kurum haline geliyor. Burada özellikle İstanbul ölçeğinde konuşacak olursak Eminönü Halk Evi'nin, Şehremini Halk Evi'nin, Beyoğlu Halk Evi'nin, Fatih Halk Evi'nin ve Üsküdar Halk Evi'nin özellikle ihtifaller ve anma konusunda hatta bir müddet sonra jübilelerde buna dahil edebiliriz. Belirli bir meslek Yılını alanında uzmanlaşmış kişinin mesleğe verdiği hizmetin bir nişanesi olarak 25, 50 ve katları üzerinden hatırlanması, onunla ilgili yaşarken bir tören yapılmasını kapsayan jübilelerin de yine halk evleri üzerinden halka ve tabana yayıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Halk evlerinin çünkü çeşitli kurumları vardı, alt katmanları, spordan tarıma varıncaya kadar, dikiş nakış kurslarına varıncaya kadar, gençleri, orta halli ölçekteki insanları kapsayacak kadar geniş bir periyot ilanı e, yayılmış oluyordu. Bunlar içerisinde tabii ki e, hangisi başat olarak bir edebiyatçıyı e, ön plana çıkarıp anma törenleri düzenliyor derseniz tabii ki Abdülhak Hamit, evet. Tarhan çünkü ona yapılan törenler silsilesinin herhalde Türk edebiyatında hiçbir şahsiyete <laughs> e, yapılmayacak kadar geniş çaplı ve özel ve özgün olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani e, hemen hemen... Türk tarihinin, Türk edebiyat tarihinin, Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli Edebiyat, Cumhuriyet'in ilk yıllarını kapsayacak bir ömür yaşamış, eser vermiş, önemli bir şahsiyet. Ee, yani sadece öldükten sonra değil, ölmeden önce Ölünce, de evet. işte 70-75. yaşıyla alakalı. Hatta 1916'da Finten adlı piyesinin yayınlanması dolayısıyla bile... Abdülhamit günü e, hatta eee Abdülmecid Efendi, Veliaht Abdülmecid evet. Efendi'nin köşkünde e, bir tören düzenlendiğini davet. E, biliyoruz. Dolayısıyla yani 30'lu 20'li 30'lu yıllar akla geldiğinde edebiyatçıları anma yahut edebiyatçılar etrafında toplantı düzenleme söz konusu olduğunda Abdülhamit açık ara açık ara diğerlerinden çok önde bir yerde durmakta. Evet. Yani hatta şöyle 13 Nisan'da vefat ediyor 1937 yılı Evet. 21 Nisan'da yani o kadar hızlı bir organizasyon var ki hani kendisinin öncesinde vefat eden Mehmet Akif var belki evet. örnek verebileceğimiz. Tabii, onun bir, birkaç, konuşacağız. birkaç edebiyatçının dostunun yakınının ve devletin pek de itibar göstermediği bir grup tarafından sivil olarak kaldırılıyor. Bir yıl sonra Hamit vefat etti. hatta bir yıl değil, üç, üç ay. buçuk ay sonra Hamit vefat ettiğinde Devlet e, töreni. Devlet töreni yapılıyor, töreni. E, çelenkler gönderiliyor ve kutsanmasına, göre, bunun yapılmasına bir beyis yok ama hani burada bir ne diyelim e, pozitif ayrımcılıktan yoksun bir vaziyette ter, durum. Tercih, tercih, farklı çünkü. Tercih yani. diyelim. Ben bunu şuna bağlıyorum. E, çünkü e, şöyle mesela jübileleri eğer konuşacak olursak, benim tespitlerime göre Türk Edebiyatı'nda ilk jübilesi yapılan edebiyat prestij değeri olarak söylüyorum. Abdülhak Hamid'in 75. yaş yıl dönümü. 5 Şubat 1925 Jübilenin yılında. ne olduğunu da izleyicilerimize... Demin biraz bahsettim. O fut, yaşarken Futbolla alakalı bir terim zannederler. <laughs> değil, değil, Sadece bunun olmadığını söyleyelim. İbrahim Bey açıklamasını yapsın çünkü. Jübile ne demek? Evet, jübile aslında Tevrat ve Musa peygamberin kültürüne dayanan, dini kültüre dayanan bir bayram aslında. Her 50 yılda bir Musa şeriatına göre 50 yılda bir bayram ilan ediyor. O gün bütün günahlar affediliyor ve bu affın bir neticesi olarak coşku içerisinde bir bayram tezahüratı yapılıyor. Böyle bir gelenek. Bu gelenek daha sonra dini kisveden yayılarak Hristiyan Şekiler. kültürüne de geçiyor ve ulusal bir nitelik kazanmaya başlıyor. Daha sonra din kisvesinden edebiyat ve sanat dalına da sirayet ediyor. Belirli bir meslekte uzun yıllar çalışmış, o meslekte otorite haline gelmiş, o mesleğin e, yıllanmış, yıpranmış e, değerini üzerinde taşıyan önemli şahsiyetler için yaşarken onlara reva görünen e, takdir, tebcil amaçlı hatta ululama amaçlı bir takım tören ve seramoni diye ifade yani, edebiliriz. Bu Kapsamı bayağı geniş. İşte evet. Hem gazeteci olabilir, hem yazar olabilir, şair olabilir, Spor. doktor olabilir, evet. siyasetçi olabilir. Öğretmenler olabilir. Evet. Öğretmenler e, olabilir jubile. Hayatında, hayatında. yapılan. E, evet. iş, İlk jubile yani. bu kapsamda Hamit için yapılıyor. Abdülhak Hamit için. 5 Şubat 1925 yılında. Yani yaşarken bu tebcil silsilesi 75'ten sonra 85'e kadar kesintisiz demin hocam bahsetti. <laughs> devam ediyor vefatından sonra da onunla bağlamış olalım. 169 halk evinde 21 Nisan'da saatler duruyor. O gün herkes bir kısım halk da belki biraz cebri olmak suretiyle halk evine doldurulmak suretiyle törenler yapılıyor. Bununla ilgili bilmiyorum görselimiz var mıydı şimdi ee, çok zihnime gelmedi ama. E, var var evet. Ee, resim resim 12'yi arkadaşlarımız biz konuşurken getirsinler. Evet. Ee, bu önemli bir şey aslında. Ee, bu özellikle halk evlerinin önderliğinde yapılan hamit ihtifallerinden alınmış bir fotoğraf. Ee, salon hınca hınç dolu. Çünkü zorunluluk var. Evet. Tamim üzerine ve e, bütün halk fırkaları halk fırkası tarafından halk evlerine gönderilen bir tamim üzerine zorunlu kılınıyor. Evet, burada görüyorsunuz zaten herkes burası siyah nefesli? takım elbise, siyah bir çerçeve örtü şehir çok net hatırlamıyorum çünkü böyle yüzlerce var. Ha, İstanbul Onlardan, dışı, Ankara İstanbul evet, dışı. dışı bir yer olması lazım. 11 numaralı görsel de e, izleyicilerimize gösterirsek bu da çok İbrahim Alaaddin Gövsa. Evet. Bu da İstanbul e, Üniversitesi'nde hocam. Evet. E, sizin. Özellikle Hamit İhtifali'nde büyük ölüyü tırnak içinde söyleyelim. Hmm. Özellikle Cumhuriyet e, ideolojisi ve e, şeyi için edebiyatı için. Onu soracağım. Önemli bir şahsiyet e, Hamit. Onu soracağım. Aslında çok belirleyici bir tarafı yok. Memleketçi edebiyat açısından evet. bakıldığında dil olarak iklap da. edebiyat açısından bakıldığında. Ama şöyle bakıyor. Cumhuriyet. Dil açısından bakıldığında yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, tesis edilmeye çalışılan e, edebiyata katkısını e, yok derecesinde birisi. Ama şöyle bakalım bir de mevzuya. Cumhuriyet e, ideolojisi farklı hem yaşama geleneği olarak yaşantı zenginliği açısından çok farklı bir şair. Çok uzun bir süre Belki yaş itibariyle. Evet, çok uzun bir süre devlete hizmet etmiş. Çok çeşitli görevler yapmış. Ama devlet de ona hizmet etti. Devlet ona zaten <laughs> acayip bir şekilde hizmet etmiş. İzleyicilerimiz ne demek istediğimizi şöyle anlasınlar. evet. Yani bir Yurt dışında bir e, resmi olarak görev yaparken devlet e, çok zor bir durumda olmasına rağmen onun e, bu yurt dışı görevine inanılmaz derecede büyük paralar akıtmış resmen ve e, Hamit de bu paraları e, çıtır yani, çıtır yemiştir diyebiliriz. Çok yani ben, benim garibime giden yani e, cumhuriyetin işte taşralaya da yayılacak şekilde bir Akif ihtifalleri düzenlemiş olması. Geri dönüş itibariyle ne kadar kazançlı olmuştur bile bilemeyiz yani bakıldığında. Yani gidip mesela Anadolu'nun bir köşesinde hamide anlatmak, Hamit'ten evet. şiirler okumak ne kadar faydalı olmuştur, ne kadar etkili olmuştur. Ama Cumhuriyet'in modern yüzünü biraz belki da e, Hamit te, e, temsil ediyor diye düşünmüşlerdir. Belki yaştan dolayı yani. Hem yaş dolayısıyla. En, e, yaşlı edebiyatçı. Gidenli. Olmuş olması belki bunun da etkili olabilir. Bir de hocam egzantrik şiirler yazıyor onlar için. Yani O anlamda düşündüğümüz zaman. E son dönemlerinde zaman, evet. Evet yani özellikle edebiyatını da değiştiriyor. değiştiriyor. Cumhuriyetin istediği şeylerden bir tanesi de aslında bu değil miydi zaten? Evet. evet. Yani son özellikle falan. batılı ona angaja olmuş ama aynı zamanda bu değişimi ve dönüşümü çok farklı sembollerle sunabilen bir insan. Hı. Mesela eşi Lüsyan Hanım. Bu açıdan çok son derece modern bir evlilik yürüttüğünü çok rahatlıkla açıklayabiliriz. Yani ama arka bir planını, açıdan model e, evet, gösterilmek yani isteniyor. İdeolojik anlamda düşündüğümüz zaman Hamit tam biçilmiş bir kaftan. Çünkü bun, bunun neticesinde e, son derece batılı bir e, tarzda e, hayat sürüyor. E, Maçka Palas'ta yaşıyor zaten Hüseyin e, Hanım'la. Orada edebiyat toplantıları düzenliyor. Bu da gerçekten o... Cumhuriyet ideolojisi için büyük bir ölü olarak kabul ediliyor. Çünkü çok değer veriliyor. Zaten milletvekili yapılıyor biliyorsunuz Tabii. sonra. E bu da doğal olarak aslında Cumhuriyet'in edebiyata ve edebiyatçılara göstermek istediği değeri bir nevi Hamid'in imgesinde toplamak çabası olarak da düşünülebilir çok rahatlıkla. Doğru. Doğru. Fakat bütün bu devletin resmi ve cebri diyelim yaptırımlarına ve organizasyonlarına rağmen 40'lı yıllarda Hamit tamamen unuturuyor. Yani 5-6 yıl geçmeden bile çünkü buna dair yazılar var. Kitabımızda da bunlara temas ettik. Yani ulus inşa sürecinde önemli bir figür, sembol değeri var. Cumhuriyet'in istediği inkılap edebiyatını temsilde önemli bir figür. Emsal gösteriliyor. Evet. Fakat 5-6 yıl sonra da Hamit'ten herhangi bir eser Kalmıyor. Şu anlamda söylüyorum. ihtifal ve tören anlamda. Yoksa edebiyata katkısı her zaman konuşulup değerlendirilmeye tabi tutuluyor tabii ki. Mesela evet. i̇şte kitabınızda 10 tane edebiyatçı var. Yani edebiyatçı etrafında düzenlenen ihtifaller ön sırada. Hamid'i söyledik mesela. Diğerleri hakkında evet. hangi bilgileri verebiliriz? Açıkçası ihtifal dediğimiz mesele çok kapsamı geniş ve çerçevesi büyük olduğu için... Hatta şöyle bir soru da aklımıza gelebilir. Belirli örnek şairler seçilip onlar üzerinden ihtifal kavramı teorik olarak irdelenmeyebilir miydi? Yani irdelense daha sağlıklı olmaz mıydı? Neden bu kadar kapsamı geniş olduğu anlamında? Birkaç sebepten dolayı bunu yapma gereği duyduk. Birincisi bu mecmua gazete deryasına daldıktan sonra hani bir daha bunlara dalabilen olabilir mi diye tereddütle hocamla hep istişareler yaptık. Yani her bir şair için bir e, doktora tezi yapılmasına gerek var mı? Bu da çok fazla e, fazla olur. olur, olurdu. Biz olur. şunu kıstas aldık. E, yani anma töreni dediğimiz şey bir tekrar ve tezkar olduğu için, yani anma adı üzerinde zaten e, sözlüklerde de bir şeyi tekrar etmek, hatırlamak anlamına geliyor. Periyodik hatırlama geleneği olan şair ve yazarları kitabımıza dahil ettik. O iyi bir yani, ölçü. Yani. yani eğer bir şair vefatından sonra zaman zaman kesintiye uğrasa dahi bir gelenek zinciri oluşturacak şekillerde ölüm ve doğum yıl dönümlerinde anılıyorsa, hatırlanıyorsa evet. bununla ilgili tartışmalar, e, röportajlar, e, soruşturmalar, yazılar, makaleler ortaya konuluyorsa e, edebi hafızada, kolektif bellekte bu şairin diri olduğunu düşündük. Bu anmanın bir kanonik tarafı da olduğu için bunu kitabımıza dahil etme gereği duyduk. Yaptığımız elemelerde ve taramalarda 10 tane şairin ki bunlar Tevfik Fikret, Fikret ile başlıyor. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Abdülhak Tarhan, Mehmet Akif, Yahya Kemal, Necip Fazıl, Nazım Hikmet gibi 10 kategoriye indirgemiş olduk. Geriye kalanları da dönem içerisinde ele aldık. Yani kitabımızı inceleyenler göreceklerdir. Tanzimat döneminde anılan şair ve yazarlar, Servet Fünun döneminde anılan hmm. şair ve genel olarak Cumhuriyet döneminde anılanlar ve 1980 sonrası anılan anılanlar. Burada da şöyle bir kolaylık yapmak istedik. Bizden sonra bu konuya merak duyanlar, hafıza bellek ilişkisini, edebi merasimler üzerinden incelemek isteyenlere bir referans olsun. Okuyucularımız göreceklerdir ki Cumhuriyet dönemindeki genel olarak şair ve yazarlarda hemen hemen ıskaladığımız hiçbir şahıs yok. Evet. Yani Ağoğlu Ahmet'ten tutun Ahmet Hikmet Müftüoğlu'na kadar Ahmet Haşim'e varıncaya kadar Orhan Veli ikinci yeni şair ve yazarları nasıl anıldı? E, kimler ön plana çıktı? Ve e, genel olarak da edebi akımlar içerisinde belirli şahısların o edebi akımın toplam prestij değerini yansıttığı için ön plana çıktığını görüyoruz. Yani garip akım içerisinde Orhan Veli anmaları başat olarak öne çıkıyor. İkinci yeni de Cemal Süreyya bir adım önde çünkü evet. belki edebiyatının ve eserlerinin değeri kapsamında böyle düşünebiliriz. Her dönemde belirli şairler ön plana çıktığı için onlara biraz daha ağırlık vermeye çalıştık. Diğerlerini kim tarafından anıldı, ne zaman hatırlandı, bununla ilgili ipucu mahiyetinde bilgiler de verdik ki bizden sonra bu konuya ilgi evet. duyanlar bu açtığımız kapıdan ilerleyip rahatlıkla bu konuda çalışabilsinler. Istedim. Vallahi siz bütün malzemeyi toplamışsınız yani bütün malzemenin, ee, künyesini de vermişsiniz. Pekala bu künyeler üzerinden de başka yeni çalışmalar yapabilir. Benim merak ettiğim başka bir soru daha var. Ee, siz de temas ettiniz. Kimler? Hangi kurumlar andı? Onlar üzerinde de duruyoruz. Mesela bazılarını devlet bizzat üstleniyor. Yani onların e, ölüm yıl dönümlerinde e, yahut doğum yıl dönümlerinde onlar etrafında e, bir anma geleneği başlatmak e, bizzat e, devletin e, yaptığı bir şey bazılarını e, yayın evleri evet. bazıları da e, onu sevenler Yahut sevenler e, oluşturduğu dernekler evet. kurdukları dernekler. Belediyeler daha sonra e, üniversiteler. belediyeler üniversiteler e, gibi Dolayısıyla bu noktada da yani bir homojenlik söz konusu değil yani devletin e, şey özel kişi özel toplulukların derneklerin Anma töreni düzenlediği kişilere bazen devlet sahip çıkmayabiliyor. Evet. Ya da devletin sahip çıktığına özel yayın evleri evet. olsun, kurumlar, kuruluşlar olsun benimsemeyebiliyorlar. Mesela Mehmet Akif İhtifalleri yahut Mehmet Akif Anma Törenleri söz konusu olduğunda 1986 yılı bir milat evet. kabul edilmeli. Devletin sahip çıkması. 50. ölüm yılları. 50. vefat yıl dönümünde o zamanlar biz üniversite birinci sınıftaydık. Ee, hakikaten çok geniş çaplı yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da e, sahip çıkmasıyla, koordine etmesiyle çok ciddi e, anma törenleri, faaliyetler Dergiler özel sayılar. Hatta Türk Edebiyatı dergisinin o özel sayısı çok önemlidir. Bir, evet. e, Tanıklardan bazıları hayatta. Evet 50, 50. evet. 50. Vefat Yıldönümü dolayısıyla yapılan o törenler dolayısıyla. Mesela Sultanahmet'te bir parka isminin verilmesi ve büstünün dikilmesi. Evet. Yine önemli bir hadise. Topkapı'daki mezarlığın, mezaranın kapıdaki mezarlığın kaidesinin yeniden Tanzim edilmesi gibi önemli projeler, e, projeler. Mehmet Akif'in e, vefatının 50. E, yıl dönümünde devlet tarafından bizzat devlet tarafından gerçekleştirilen hayata geçirilen projeler. Burada araya gireyim. E, i̇ki tane resim gösterelim izleyicilerimiz için. E, Peyami Safa Mehmet Akif ihtifalinde dinleyicilere hitap ederken alınmış bir fotoğraf var. Resim 9'u e, e, arkadaşlar evet. e, ekranlara getirirlerse. Hem bunun üzerinden yapalım. Konuşan Peyami Safa, Mehmet Akif e, ihtifali var ve e, bir de büst var gördüğünüz üzere. Akif'in büstü var. Bu evet. şey son derece anlamlı. E, hemen bir sonraki e, fotoğrafa da bakalım 10 numaraya. Burada da Mithat Cemal Kuntay ki biliyorsunuz Akif üzerine çok çok önemli kendi hatıratı ve tanıklığı üzerinden yazdığı Mehmet Akif Ersoy. Kitabı dolayısıyla gerçekten çok önemli bir... Bugün bile hala aşılamamış. Evet, çok çok önemlidir. Ciddi anlamda hem dostluğu dolayısıyla hem hatıraları dolayısıyla. 1938 yılında yine o meşhur büstünün önünde tanıdığı Mehmet Akif Ersoy'u bir ihtifalde Mithat Cemal Kuntay anlatıyor. Evet. Bu da herhalde bu gelenek içinde Mehmet Akif'in Özel bir yerinin olduğunu bize düşündürtür. Birazdan zaten üzerinde duracağım fotoğrafta da ona temas edeceğim o evet, meseleye. İbrahim Bey bu Mehmet Akif Ersoy ihtifalleriyle ilgili ciddi anlamda bir çalışma yürüttü. Biraz da detayları İbrahim Bey'den dinleyelim isterseniz. Evet, mesela bu fotoğraf üzerine konuşalım. Evet. Yani Mehmet Akif şöyle bir şey ben çalışma kapsamında gördüm devletin desteğinden mahrum olmasına rağmen, sahiplenmesine mahrum olmasına rağmen sivil inisiyatifin öldüğü andan itibaren gün değil, devreye girdiği andan itibaren günümüze kadar kesintisiz toplumun belirli bir kesimi tarafından kabul edilen, sahiplenilen ve anılan tek şahıs. Yani Tevfik Fikret'te bir kesinti söz konusu. Yahya Kemal'de bir kesinti söz konusu anma törenlerinde. Buna mümasir birçok şahsı söyleyebiliriz, zikredebiliriz. Unutulduğu dönemler oluyor. Fakat Mehmet Akif ne hikmetse mutlaka anılan bir grup, bir cemiyet, bir dernek, bir vakıf oluyor. Yani sessiz yaşadım kim beni nereden bilecektir diye böyle şey, mütevazı kılıflı bir itirafta bulunmuş ama garip bir şekilde kesintisiz öldüğü andan itibaren çünkü onunla ilgili yıl yıl toplamaya çalıştım ben. Hangi yılda kim anmaya çalıştı, ne söylendi, ne yazıldı diye. Bakıyoruz hiç boşluk yok. Ya yani bu mazhariyetin Mehmet Akif'e e, halk tarafından bir hediye olarak verilmesi, o vefanın gösterilmesi de son derece ibretli olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir mukayese yapmak istemem ama yani tespitte de bulunmak gerekirse yani Tevfik İhtifa pardon Tevfik Fikret İhtifalleriyle bu anlamda da Mehmet Akif İhtifalleri anma törenler arasında iki grup e, ciddi fark olduğunu da söyleyebiliriz. Yani Aslında Fikret, iki kutup olarak görülmeye çalışıyor Fikret sanki. İhtifallerinde hocam. daha böyle üst düzey e, yani yazarlar e, bu ihtifallerde yer alırken Akif'te öğrenciler, halk ve e, Yazarlar, edebiyatçılar toplumun daha geniş kesimlerine hitap eden yahut toplumun daha geniş kesimlerinin sahip çıktığı bir şair olarak da öne çıktığını pekala söylememiz mümkün evet. mü? Yani doğrusunu söylemek gerekirse Akif ve fikir iki kutuba da dönüşüyor. Yani evet. ihtifallerin bize açtığı kapılardan bir tanesi de bu kapsamdaki tenkitler, tahliller ve tartışmalar isterseniz ona girelim. Öyle bir sorumuz vardı zaten. Evet, Yazarlar da evet, bunu dile getiriyorlar. getiriyorlar. Özellikle 1919 yılında Rıza Tevfik'in başlatmış olduğu Babanzade Ahmet Naim'le birlikte Fikret'in vefatının 3. yıldırımda 1918 yılında bir söylemi üzerinden gelişen bir tartışma var. Fikret'in şahsiyeti ile ilgili ve Akif'in kendisiyle Berlin hatıralarında söylemiş olduğu bir mukayese üzerinden Babanzade Ahmet Naim bununla ilgili bir küçük forma kabilinden küçük bir risale yazıyor Fikret'in şahsiyetine temas ediyor. Rıza Tevfi'in karşılıklı cevap vermesinden dolayı böyle bir kutup teşkil ediyor neredeyse. ve Ondan sonraki süreçte her iki am şairin anmalarında da akif Fikret kıyaslaması bir şekilde devam ediyor. İşte bu fotoğrafın olduğu dönemde Fikret'in eserleri yakılmalı mı kampanyası biliyorsunuz başlıyor. O tartışmanın tam tarihi 1938. Bu ihtifalin yapıldığı zaman. Yani 27 Aralık 1938. Bu tarihten itibaren aslında Eşref Edib'in cevap vermesiyle, Sertellerle Zekeriya Sertelle birlikte Eşref tam Edib'in verdiği tan kastesinin yaptığı araştırmalar, röportajlar, Fikret ve Akif tartışmasını tekrar alevlendirmek suretiyle ihtifallere yansıyan ve günümüze kadar devam eden iki şairi iki kutup gibi görme eğilimini de ortaya koyuyor. Fikret'in demin bahsettiğiniz gibi Fikret Ammaların biraz daha modern, biraz daha devletin kucakladığı özellikle Hasan Ali Yücel'in Maarif Vekili olduktan sonra biliyorsunuz Aşıya'nın belediye tarafından satın alınması hukuğu buluyor. Fikret'in vefatından uzun yıllar sonra kemiklerinin Eyüp Mezarlığı'ndan çıkarılarak Aşıyana defnedilmesi hukuğu buluyor. Fikret koruyup kollanan bir şekilde çünkü kendisini seven talebelerinden bir kısmı şair dostlarından bir kısmı devletin belirli kademelerine geldiği için Fikret'e biraz ayrıcalıklı fikirlerini ön plana çıkaran ki bunda Cumhuriyet'in kurucu liderlerinin ilhamlarını namı Kemal ile birlikte Fikret'ten aldıklarına dair beyanatlarının Söylemleri ve söylemlerinin de tesiri vardır. Fakat Akif bir gurbet zede olarak vatandan terk edip ölümü sonrası döndüğü için o mazhariyete pek kavuşamıyor. E, dediğiniz, e, fakat bu e, 1940'lı yıllardan sonra da halk evlerinin Akif'e kapılarını açtığını söyleyebiliriz. 43 yılı özellikle. Bunda sanırım bu fotoğrafın da hikayesinin bir parçası olarak Mithat Cemal gibi, Ömer Rıza Doğrul gibi damadı şahsiyetlerin ara rolü üstlenmesiyle birlikte uzlaştırıcı kimliklerini ön planda kullanarak öldükten sonra giremediği kapısından söylem olarak, anma tören olarak giremediği bir binaya iktidarın dizayn ettiği, kültürel bir mahfil olarak organize ettiği yere giremediği binaya anma törenleri vasıtasıyla 5-6 yıl sonra girdiğini rahatlıkla görüyoruz. Burada ihtifaller söz konusu olduğunda birkaç şeye dikkat çekmek gerekiyor. İhtifallerin 30'lu yıllardan halk evleri kulduktan sonra sulandırıldığını özellikle söyleyelim. İşte Devlet bir müddet bazı sonra müdahale etme e, zorunlu hissediyor. Bazı yazarların yani. çünkü bu noktada eleştirileri var. Peyam Safa, Sabri Esat, Ziya Uşkil, hatta e, Nurullah Ataç gibi evet. bazı yazarların eleştirileri var. İşte bu sebepten dolayı yani ihtifal e, fayda ve lüzuma göre. Yani herkes için ihtifal yapılmalı mı sorusu soruluyor öyle mi? Hem öyle hem de her sene her sene bunu anmanın gerekliliği, faydası ve lüzumu tartışmaya açılıyor. Hatta Peyami Safa biraz daha sert söylemi var. İhtifal anarşisi söylüyor. Yani hmm. kullandığı tabir evet. anarşi. Yani bunun bir bağlamı olmadan, bir fayda lüzum gözetilmeden gelişi güzel, periyodik ve aynı şekilde hiç değişmeden hatipler, nutuklar bir müddet sonra bunların kişilerin kendilerini pazarlama arenasına dönüştüğünü tenkit etme babında bunları söylüyor. Bir piyasa oluşmasından piyasa mı? Piyasa oluşmasından. Yani Belirli kült şahsiyetlerin, sembol şahsiyetlerin, önemli figürlerin üzerinden kendini pazarlama arenalarına Şey gibi, yani cenazelere de giden ağlayıcılar gibi değil mi? Türkiye evet ağlayıcılar. Yani, <laughs> ağlayıcı esnafı gibi. Ağlayıcılar gibi. İhtifallere gidip de e, onlar hakkında e, ihtifali düzenlenen kişi hakkında müessir konuşmalar e, yapanların e, boy göstermesi eleştiri konusu olabilir. E, peki bu anma törenlerinde. Nasıl bir yol takip, nasıl bir program uygulanıyor? Yani nasıl bir sistem söz konusu? Mesela bir birisi geliyor konuşma yapıyor. O konuşmayla bitiyor mu bir anma töreni? Aslında ritüel pratiği, anma törenleri ritüel pratiklerini kendi içerisinde barındırıyor. Bunun temelini şöyle teşkil edebiliriz. Hayatı önemli kılan sosyal hayatın en önemli üç tane parçası var. Doğum, ölüm ve evlenme. Evet. Bunun etrafında geleneksel olarak oluşan adetler, gelenekler, görenekler, kültürel, dini, sosyal birçok e, sembolik değerler de oluşuyor, inşa ediliyor. E, i̇htifal dediğimiz anma törenle de dediğimiz şeyin de kendi içerisinde oluşturduğu bir takım ritüel pratikleri ve zenginliği var ki bunlar aslında kültür ve edebiyat hayatımızın büyük bir zenginliğidir aynı zamanda ki biz kitabımızda da özellikle bunun üzerinde durmaya çalıştık. Kuru kuruya bir vefa ölçüsünden dolayı minnet duygusunu ifade etmekten çok öte aslında edebi ürünlerin ortaya konulduğu, edebi tartışmaların, edebiyat tarihinin yeniden yazıldığı, yeniden okunmaya ve onları gözden geçirmeye bir fırsat ve zemin teşkil ettiğini göstermesi bakımından önemli bir durak ve sembolik bir dilim olarak değerlendirmek gerekiyor. Bir şairin ve yazarın öldükten sonra kabrinden başlayarak vefatının 50. 100. yıl dönümüne kadar ara platformda oluşan o kadar sembolik üretimler var ki bunlar ticari objeler olduğu gibi şairin korunup kollanması, yaşatılması, kültürel algısının, fikirlerinin topluma aşılanması ve bunlar üzerinden genç nesillerin yeniden fikir ve algısının tazelenmesi gibi birçok amaca hizmet ediyor. Yani meselenin hem sosyolojik hem psikolojik hem antropolojik hem etnolojik gibi dini bağlamı gibi çok yönlü kapsamlı birçok tarafı var. Ama bizi ilgilendiren tarafı edebiyat severler olarak ve araştırmacılar olarak burada ortaya çıkan ürünler. Yani amma törenleri vasıtası o milatlarda bir yazar için yazılan ağıtlardan da tutun ona yazılan hayali mektuplara varıncaya kadar ah. ticari objeler icat edilmesine varıncaya kadar. Ee, üniversitelerde buna dair sempozyumlar, paneller, çalıştaylar organize edilmesine varıncaya kadar hmm. devletin belirli sembolik duraklarda ki bunlar genellikle hmm. 50. ve 100. yıl dönümleri yayın ve neşriyatı o konuda uzman kişiler tarafından hatıra kitapları, saygı kitapları e, ihdas etmesine varıncaya kadar çok geniş yelpazede üretim alernası da oluşturmuş oluyor. Hmm. Ee, bunların her biri... Ee, tekrar incelendiği zaman şair ve yazarın mirasının ve edebi eserlerinin ne denli ve doğru anlaşıldığını biz e, bir daha masaya yatırmış oluyoruz bu duraklarda. Böyle söyleyebiliriz rahatlıkla. Mesela şunu da söyleyebiliriz pekala. Ee, işin akademik boyutu da var. Az önce temas ettiğiniz gibi işte Namık Kemal'in vefatının 100. yılı, işte doğumunun 100. yılı, Yahya Kemal aynı şekilde. Ee, bu akademik boyutu bu kişiler etrafında... Ee, akademik toplantılarda daha çok adı üzerinde akademik konular e, evet. ön plana çıkıyor. Daha ciddi, böyle daha soğukkanlı değerlendirmelerin yapılması söz konusu. Ama e, başka alanlarda yapılan e, toplantılar daha duygusal evet. e, ve e, elbette merhumun diyelim e, iyi taraflarını ön plana çıkaracak <laughs> düzeyde geliştiğini söylemek mümkün. Az önce sizin de söylediğiniz gibi işte hayali mektuplar yazmak ondan sonra ya da onun kendi hayatında toplum hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamak adına çeşitli kurgular kurmacalar da üretmek söz konusu. Yani akademik çalışmalar da akademik çalışmalarla bu tarz Anma faaliyetlerinin bir ayrılan tarafını da işaret etmek gerekiyor. Buna iki tane örnek e, verelim isterseniz izleyicilerimiz de onları görsünler. E, 13 numara ve 14 numaralı e, görsellerimizi arkadaşlar ekrana verirlerse, mesela bu çok ilginç, yani Şükrü Hocam. Evet. Yahya Kemal şiir ve musiki gecesi, ama e, ihtifali düzenleyenler de çok önemli. Yahya Kemali sevenler cemiyeti tertip etmiş bunu. Evet. Ve e, bu da aslında hani ihtifallerde sadece nutuk atılmadığını, aynı zamanda o e, ihtifaldeki kişinin neden önemli olduğunu farklı şekillerde ifade etme biçimi. Evet, Çünkü, şiirler okunmuş. Evet, Yahya Kemal ile ilgili olduğu için de zaten. Ee, bu içeriğinde bunu görüyoruz. Bir sonraki görsel de da, çok daha anlamlı. Musiki aslında. Musiki gecesi de Yahya Kemal'in sevdiği şarkılar, yahut evet. Yahya Kemal'in eserlerinden bestelenen şarkılar. Bu da çok önemli. Bu da Yahya Kemal'in vefatının 50. yılında basılan gümüş para. Hmm. Bir e, hatıra parası aynı zamanda bu. Yahya Kemal'e çok daha çok Münir, Münir Nurettin'e benzemiyor mu? Evet, biraz sanki farklı çizmişler. Hatta Atatürk'ü evet. de hatırlatan bir tarafı var. <laughs> evet, yani biraz da farklı olmuş. Ama bu da bir hatırlama ritüeli açısından çok çok önemli. Tabii. Nihayetinde bir milletin neden değer verdiğini, bir hatırayı neden hatırlaması gerektiğini ona özel basılmış bir parayla hatırlatması. Oğuz Bey diyor ki yönetmenimiz size de benziyor hocam diyor. Öyle mi? Evet, bana <laughs> da benziyor. Evet hocam. Evet. Gözlüğü yok ama hocam size de benzetebiliriz. <laughs> evet, yani gerçekten çok ortada bir fotoğraf gibi geldi bana. Evet. Biraz yani o dönem 50 olduğuna göre 58, 2008. Evet, ha, yeni çok de arkadaşlar. bir şey aslında. Evet ama bilemiyorum yani ben bana mı öyle geldi size de öyle geliyor ama evet. yahya yani, Kemal, ya Kemal evet. yani al, o yazıyı kaldırırsak Yayar tanınması Kemal'de, zor evet. yani hakikaten. mesela yani. bunun yanına e, şeyleri hatıra pullarını ekleyelim mesela Tabii. eşyalar ve nesnelerin de bu yüzden zarfları. ilk gün zarfları çok önemli pullar çok önemli kart postalları çok önemli bu da herhalde o e, hatırlama ve hafızayı diri tutma açısından ihtifalleri destekleyen önemli bir e, ritüel olarak da anılabilir çok rahatlıkla. Evet. E, Burada şöyle bir parantez evet. açmak lazım aslında. Her şaire özel ve özgü bir takım ritüeller icat edildiğini söyleyebiliriz. Yani o zenginliği mesela ben Nazım Hikmet ihtifallerinde görmüştüm özellikle. Hı. E, 63 yılında vefat ediyor Nazım Hikmet ama... Vefatından günümüze gelinceye kadar tabii ki 50. 75. ve 100. yıl dönümleri, doğum ve ölüm yıl dönümleri, ölüm değil de doğum yıl dönümleri ağırlıklı olmak üzere. Her yıl dönümünde farklı sekansta, farklı zenginlikte ritüel pratikleri oluşturulduğunu görüyorum. Özellikle tiyatro merkezli, opera merkezli. Bu tarz faaliyetlerin onun kendisini sevenler, sahiplenenler, fikir ve Edebiyat dünyasındaki katılımını beğenenler her yıl dönümünde özgün bir yapmak suretiyle onu yaşatmaya çalışıyorlar. Yahya Kemal'de de Musiki'nin biraz daha ön plana çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Sanki özellikle Münir Nurettin Selçuk'un öncülüğündeki tamam. faaliyetlerden dolayı. Musiki'yi de çok sevmiş olmasından dolayı öyle değil mi? yani Evet. O da çok bakıldığında anladım. onun hayatında da hem şiir düşüncesinde de Musiki'nin müziğin oldukça etkili olduğunu e, söylemek... E, mümkün. Yavaş yavaş programımızın sonuna e, geliyoruz. O dediğiniz ilginç ritüeller de... E, Onlardan şey, biraz parantez e, açmak isterim açıkçası. Çok ilginç mesela, ritüeller mesela. var. E, mesela ilk aklıma gelenlerden örnek vereyim. E, 53 yılında vefat ediyor Neyzen Tevfik. O da önemli bir heccav. Aynı zamanda Musiki, Şinas, Neyzen aynı zamanda. Vefat yıl dönümünde kendisini sevenler iki ritüeli aksatmıyorlar birincisi ney ikincisi mey yani bir seremoni halinde vefat ettiği beşiktaştan kalkarak kartalda kabrine kadar gidiyorlar orada kabri başında neyi icra ettikten sonra da ruhunu şahid etmek üzere mey mesela icra Anladım. ediyorlar onun haricinde mesela çok ilginç aklıma gelenlerden mahmut yesari'nin birinci ölüm yıl dönümünde e, aziz Nesin o törene katılmış. delin Nizam lakaplı Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu nutu katmak için izin istemiş arkadaşlarından. E, bu bir anma töreni fakat anma törenindeki bütün konuşması kahakahalarla bitmiş. Yani rahmetli böyle şen şakrak olmayı, efendim meclis ve masa başında eğlenmeyi severdi. Biz onu ancak böyle anabiliriz diyerekten geçti <laughs> <Evet>. yani. <laughs> Kahkahalarla anmışlar. Mesela Yine Can Yücel'in anmasında e, Kuzguncuk'ta mesela 2000'li yıllarda mesela denize şarap dökme. Anladım. ilginç e, şey olarak yani Anladım. onların kendi e, felsefe ve bağlamı yaşam e, açısından uygun. yaşam tarzlarına uygun anma Nazım Hikmet gerektiriyorlar. Mesela, Nazım Hikmet ile ilgili çünkü kendisi yurt dışında öldü. Ha. Türkiye'de yapılan ilk e, törenler, anma törenleri 64'e kadar zaten kitapları yasak olduğu için genelde Almanya'da benim gördüğüm ha, Almanya'da yurt dışında yapayım. başlıyor anma törenleri. Ağırlık olarak Almanya'da ve Rusya'da başlıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası'ndan sonra kurulmasından sonra 70'li yıllardan itibaren daha düzenli ve derli toplu olarak anıldığını ben gördüm. Daha sonrasında Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kurulduktan sonra organizasyon daha kolay oluyor. Fakat Nazım Hikmet anmalarının alameti farikası olarak şunu gördüm kendisine vatandaşlık hakkının iadesi anma törenlerinde sürekli sosyal ve siyasal bir eylem geliştirmek suretiyle hep dillendiriliyor. Çünkü devlet tarafından yok sayıldığı için bu hakkın gaspını bertaraf etmek adına anma törenleri bir nevi onun için bir kılıf gibi görünüyor malum haliniz. 2009 yılına kadar da bu süreç devam etti. 2009 yılında devlet tarafından vatandaşlık hakkı iade edildiği için kendisine fakat Yayın ve neşriyat konusunda özellikle e, tiyatro, film, opera gibi eserlerinin ve şiirlerinin özellikle yeniden dizayn edilerek o zamanın ruhuna uygun gençler için mesela e, pandemi döneminde dikkatimi çekmişti. Hemen çevrim içi anma diye bir şey icat edildi. Evet o da var. Yani insanlar madem evde madem biz bir araya gelip onun şiirlerini ya da herhangi bir şairinde olabilir okuyamıyoruz. Bunu evet, bertaraf yani etmek adına çevrim içi analım diyerekten mesela. Pandemi Elginç. hayatımıza hakikaten çok ilginç değişiklikler meydana getirdi. Bazı davranışlarımız e, ortadan kalktı. Yeni davranış biçimleri de hayatımıza dahil oldu. Elbette konuşacak çok konu var ama e, bizim de süremiz sınırlı. E, öncelikle çok teşekkür ediyorum evet, İbrahim Bey'e verdiğim bu bilgiler için. Şimdi. E, Programımızın bir e, fotoğraf bölümü var, bir fotoğrafın hikayesi bölümü var. E, şimdi o kısma e, geçip e, belki sizin de bildiğiniz, yani muhakkak bildiğiniz bir fotoğraf fakat izleyicilerimizin pek çoğunun bilmediği bir fotoğraf üzerinde duracağız. Evet bir fotoğrafın hikayesi bölümüne geçiyoruz. Evet, bugün üzerinde duracağımız fotoğraf e, yine konumuzla alakalı olarak Mehmet Akif Ersoy'un vefatının ikinci yıl dönümünde e, düzenlenen ilk geniş çaplı ihtifale yani anma törenine e, ait bir fotoğraf olacak. Mehmet Akif Ersoy vefat ettikten sonra. Ee, ölümünün birinci seneyi devresinde bir anma töreni yapılmıyor. Yani çok sevenleri tarafından mezarı ziyaret ediliyor. Orada işte İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim okunması e, düzeyinde bir e, çok dar kapsamlı bir anma töreni gerçekleştiriliyor. 1938 yılına geldiğimizde ise e, 28 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin hocaları, özellikle Edebiyat Fakültesi hocası Ali Nihat Tarla'nın Tarla organizasyonuyla çok geniş çaplı bir anma töreni düzenlediğini görüyoruz. Törenin pek çok ayağı var. İlk ayağı Sabahleyin, Mehmet Akif'in mezarının ziyareti ve e, e, yaptırılacak lahdinin temel atma töreni. töreni. Burada e, işte yine dini vecibeler yerine getiriliyor. Ardından Akif'in şiirleri okunuyor öğrenciler tarafından. E, İstiklal Marşı okunuyor. Daha sonra beyazıta gelinip öğle namazından sonra Akif için bir mevlit e, okutuluyor. Akşam üzeri ise İstanbul Üniversitesi konferans salonunda yüzlerce kişinin katıldığı, çoğunluğu üniversite öğrencileri olmak üzere yüzlerce kişinin katıldığı bir anma töreni gerçekleştiriyor. Bu anma töreninde o dönemde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tek edebiyat hocası olan eski ve yeni edebiyat dersleri anlatan Ali Nihat Tarlan Hoca, Akif'in hayatı, şahsiyeti ve eserleri üzerine sonradan basıldığı kitaplaş bir broşür, bir broşür şeklinde kitaplaştığı şekliyle 15 sayfalık bir metin sanırım bir saatlik bir konuşma gerçekleştiriyor. Yine arkasından öğrenciler Akif'in şiirlerinden parçalar. Bu öğrencilerden bir tanesi de Mehmet Kaplan. Evet. Mehmet Kaplan da Çanakkale şehitlerine şiirini okuyor ve tören bu şekilde bitiyor. Bu tören sırasında konferans salonunda kürsünün arkasında bulunan Akif tablosu bugün bizim Türk Dili ve Edebiyatı bölümü seminer kitaplığında asılı durmaktadır. Yani o törenin bir hatırası olarak bölüme getirilmiş ve bölümde de muhafaza edilmiş. Bundan sonra da ...muhakkak surette e, muhafaza edilecektir. Tarihi bir eser Hatıra. olması dolayısıyla. Peki şu soruyu sormak gerekiyor. Neden 37 değil de 38? Genelde ak vefatın akabinde bir sene sonra bu yapılır. E, Mehmet Akif için ise iki sene sonra yapılmış. Bunun sebepleri üzerinde düşünebiliriz. Bununla ilgili net bir bilgiye sahip değiliz ama bir çıkarım yapma e, hakkımız elbette var. Benim düşünceme göre 1938'de tabi Akif'in devletin Akif'e karşı mesafeli olduğunu biliyoruz. Hem cenazesinden hem de anma töreni yapılmamasından dolayı yani ilk yıl anma töreni yapılmamasından dolayı 1938'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelerden bir tanesi Haziran ayında 150'liklerin affı. Atatürk hayatta Başbakan Celal Bayar daha liberal düşüncelere sahip. Belki başbakan İsmet olsa olsaydı belki 150'likler affedilmeyecekti diye de düşünebiliriz bu noktada. Celal Bayar'ın başında bulunduğu hükümet elbette Atatürk'ün de onayıyla beraber 150'likleri affediyor. Arkasından Atatürk'ün vefatı, ondan sonra yeni bir idarenin başa geçmesi, yeni idarenin her zaman olduğu gibi eski kırgınlıkları bir tarafa bırakarak toplumla ya da devletin devletin kavga halinde olduğu kesimlerle barışma ihtiyacı çerçevesinde bu törene izin verildiğini pekala düşünmemiz mümkündür. Dedim ki benimki bir varsayım. neden bir sene sonra değil de iki sene sonra başlamış olması, tek parti döneminde aynı şekilde olmuş olması döneminde yaşanmış bazı gelişmelerle bağlantılı olduğunu düşündürtüyor bize dedim çok geniş çaplı sabahleyin başlayan akşama kadar devam eden geniş çaplı bir anma töreni bu törenler tabii siz de daha iyi bileceksiniz 39'da 40'da 41'de Akif ihtifalleri, Akif anma törenleri şeklinde devam edecek. Sonrasında bir kesintiye uğrayacak. Daha böyle dar alanda ama 86'dan sonra da yine devletin sahiplendiği Kültür Bakanlığı'nın sahiplenmesiyle beraber günümüzde olduğu şekliyle artan bir tarzla Akif için anma törenleri gerek vefat yıl dönümünde gerekse İstiklal Marşı'nın kabulü dönemlerinde, seneyi devriyelerde e, ulusal çapta anılmaya, yapılmaya, gerçekleştirilmeye devam edilecektir. Evet, son olarak bu e, bugün var olmayan diğer fotoğrafı gösterecek olursak bu konuşmanın yapıldığı e, bina ve salon ise o dönemde e, üniversite konferans salonu dediğimiz meşrutiyet sonrasında yapılan 1950'lere doğru yeni Fakülte binasının inşaatı sırasında yıkılıp fakülte e, e, arazisine, inşaatına dahil eden e, binadır. E, pek çok beğenenler de var, eleştirenler de var e, bu binayı. E, tek bir gerçek var ki günümüzde bu bina artık ortada değil. Edebiyat Fakültesi'nin binasının sınırları içerisindedir bu binanın arsası. Evet. Benim de söyleyeceklerim bu kadar Teşekkür ederim. Ee, konuyla konuya katkı yapma e, anlamında bunlara eklemek istedim. Evet e, tekrar hoş geldiniz ve çok, e, çok güzel bilgiler Neyse. verdiniz bize çok e, önemli bilgiler verdiniz ihtifallerle anma günleriyle ve jubileler hakkında bu konu e, sizin yaptığınız taramalar ışığında e, sizden sonra da devam ettirilecektir. E, muhakkak. Turgay Hocam siz de hoş geldiniz. E, siz de aynı zamanda böyle bir tezi yaptırdığınız, yönettiğiniz için de ayrıca size teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür e, İnşallah okuyanı istifadeni istifa edeni istifade e -eden. E -eden. edene e, bol olur. İnşallah. i̇nşallah. Evet sevgili izleyiciler bu haftada süremizin sonuna geldik gelecek hafta başka bir konuda başka bir programda beraber olmak dileğiyle hepinize iyi günler iyi haftalar diliyorum.